Trakya Türk TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenlerimiz. Bir kez daha sizlerin karşısındayız. Gündem özel programıyla ben Yaşar Polat. Ben Nejat Ayvaz. Gününüz güzel olsun derken birçok şeyden haberiniz olmadığına eminim. Ne zaman mı haberiniz olacak? Birazdan. Evet. Ben Selahattin Uzun. Güzel bir gün, güzel bir yayın diliyorum. Evet, gündem yoğun. Bahsedeceğimiz konular yoğun. Öncelikle şu anda herkesin gündeminde olan iki ana maddemiz var. Birisi son zamanlarda üst üste yapılan zamlar. İkincisi ise emeklilerin beklentilerine cevap alamadığı zamlar diyelim. Seyyanen de olsa yapılan açıklamalar var. Ancak şu anda netice belli değil. Seyyanen ne demek Yaşar Bey? Seyyanen geçici demek. Yani geçici süreyle, zamansız. Zamansız süre. Yani ben hükümette kaldığım müddetçe tabii. Seyyanen bu hükümet zamları alabilirsiniz. Hayır, hükümette kaldığım sürece ama değil. Hükümet, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle hükümette olduğum sürece de yarın kararı değiştirebilirim. Bugün verdim, yarın aldım. Bir gün sonra bile. Hükümette kaldığım sürece diye bir şey yok. Seyyanen olmayan maaşlar. Seyyanen olmayan maaşlar. 4500 TL. Kimin için? Bugün eğer 5600 günden emekli olduğunda sana bağlanacak olan maaş 4500. Arkadaşlar yukarıda yine 4200, ses oranı yüksek. Tadilat mı yapıyorlar? Tamirat mı yapıyorlar? Evet. Yani 4200, 4500 lira utanır insan bunu o insana maaş olarak bağlamaya. Bir ömür 5600 gün her ay düzenli SGK parasını işverenden almış. Ne kadar almış hiç önemli değil. İnsan gibi yaşamasını hissettirecek bir rakamı vereceksiniz. Bugün 15 bin liranın altında bir en seyyanen menyanen değil. Benim öngörümle, benim hislerimle, benim efendim lütfumla değil. O insanın emeğinin hakkıyla. İnsanlar çalışıyorlar, bu ülke için çalışıyorlar. Ve siz 4500 lira gibi bir rakamı öl diye veriyorsunuz. Yaşa diye değil. Emeklileri içe sayan, emeklilerin bu ülkeye verdiği katkıları görmezden gelenler de bir gün görmezden gelinecek inşallah. Oo. Geç mi kaldık? Olmaz sevgili. Hayır, geç kalmadık. Hiçbir şey için geç değil. Kalmadık. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Gelenler, gidenler hiç önemli değil. Göndermesini çok iyi bilir bu millet. Eğer burada emeklilerin hakkını, hukukunu tanımayan birileri varsa emekliler de günü geldiğinde seçimde öyle güzel cevap verir ki öyle genel seçim dalından oylara güvenerek yol almasın kimse. Yavaş atın tekmesi tez olur derler. Emeklinin de tepkisi çok büyük olacaktır. Olmalıdır da kimse emeklilerle bu kadar dalga geçemez. Seyyanen zam veriyoruz. Şu kadar verir. Ne seyyaneni ya? Şu an... Bu insanlar temel hakkı olarak bu ülkeye emek vermiş, hizmet etmiş, alın teri dökmüş. Emeğinin hakkını arayan her insan için İnsana yakışır bir maaş bağlanmalı. 15 bin liranın altında hiç en düşük maaş olur mu ya? 7500 liraya seyyanen çıkardık, yeni zam veremiyoruz. Ekonomimiz bozuk. Siz bozdunuz. Kim bozdu? AK Parti bozdu. SGK'nın efendime söyleyeyim devrim gibi kanunlarında değişim yapan AK Parti'ydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki SGK kanunlarına göre emekli olsaydı bir insan bugün 15 bin liranın altında en alt basamaktaki maaş olurdu. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar insan emekliler üzerinden prim yapmaya kalkmaz. Seyyanen veriyorum. Emeklinin sadakaya ihtiyacı yok. Ki o da verir. Emeklinin sadakaya ihtiyacı yok. Alması gerekenler mesajı alsın. Emeklinin sadakaya ihtiyacı yok. Hak ettiğini almaya ihtiyacı var. Hak ettiyse 15 bin liranın altında olmamak kaydıyla en düşük emekli maaşı bugünkü sizin berbat hale getirdiğiniz ekonomide alması gereken maaş. Açlık sınırı ne? Açlık sınırı 15 bin TL. Bugün 4500 lirayı layık görüyorlar emekliye. Yazıklar olsun. Nasıl yaşayacak bu adam? Nasıl kira ödeyecek? Nasıl evladına onurlu bir gelecek sağlayacak? Nasıl okutacak? Kimse bunları düşünmüyor. Zırt gazeteden bir tane emeklilere müjde, emeklilere zam, emeklilere seyyanen zam. Bırakın artık emeklilerin yakasından düşün. Sizin emeklilere bugün 15 bin lira zam veriyorum deseniz inandırıcılığı kalmamıştır. Bitmiştir bu hikaye. Kimse kimseye yalan söylemesin.
Burada emekliler açlık sınırının dibinde yaşamakta ve sizler bunu görmezden gelerek hala emekliye zam vereceğiz. Henüz daha mecliste, henüz daha düşünüyoruz. Neyi düşünüyorsunuz beyler? Burası Türkiye Cumhuriyeti ya. Burası Burkina Faso değil. Burası Sierra Leone değil. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, evet. İki emekli, bir emekli adayı. İki emeksiz. Hazır emekli ne demek? Bir kere onu bir kısaca ben bahsedeyim. Sayın Ayvaz tabii bir emekli olarak kendi duygularını dile getirirken, toplumun da şu anda genel anlamda özellikle de emeklilerimizin dile getirmek istedikleri, konuştuklarımızdan zaman zaman arkadaşlarımız dışarıda şey de yapıyor, röportajlar da yapıyor. Tabii çok da güzel. Burada bir siyasi bir durum değil bu. Hangi partili olursa olsun her siyasi partiye oy vermiş olabilir. Ama sonuçta kaderi aynı kader. Doğru. Emekliye yapılan zamlar yeterli olmadı. Çünkü içlerinde gerçekten kirada oturanlar da var. Bir emekli maaşıyla kiramı ödesin, geçimini sağlasın. 10 bin lira. Şimdi emeklinin tüm masraflarını karşılıyoruz deniyor ya şey anlamında, SSK anlamında. İnanın o ilaçları, çünkü belli bir yaşa gelmiş olan insan ilaçlarla daha fazla aşırı meşhur oluyor. Bu aradaki alınan farklar, işte hastaneye gidiyor, o SGK'ya ait değil, karşılamıyor, bir ilaç alıyor, bu SGK bu ilacı karşılamıyor. Dün başımıza geldi, bir emeklinin bir ilacını almak istedim, 170 TL para ödedim. Dedim hani bedava falan, bu işte böyle. Esacı ne yapsın yani, o sonuçta karşılayan ve karşılamayan. Demem o ki ilaç parasını karşılamaz. Bu aldığı maaş, seyyanın üzerine koyduğu rakamı tam bilmiyorum ama en yüksek şu an, şey en düşük alınan maaş 2500 lira bir seyyanın zam var. Şimdi ortada. Emeklinin kök maaşı. Emeklinin gideri bir gençten daha fazla. Bir bakacak olursan sebebini şöyle açıklayabilirim. Bir, bu adam bir kere en başta ana kalem gideri ilaçları var. İki, bu insanın hadi evlatları büyümüş, torunu var. Yani torununa bir şey alamazsa o dede nasıl mahcup olur, bir dedeyi düşünün. Torunun geliyor, torununa cebinden. Çok yazık. Yazık. Torununa bir hediye alamıyor. Elinden tutup da hadi seni bir götüreyim şu bakkaldan sana şunu alayım. Ya da şu oyuncak alayım deme hakkı yok mu? Kirasını falan zaten saymıyorum. Bugün Türkiye şartlarında ortalama kira şu an 5000 liranın altında yok. Ortalama. En kötü bina. Ortalama. Hani bu orta gelirliler için diyorum ve düşük gelirliler için diyorum. Ucu bucağı yok da hani Tekirdağ, İstanbul'un böyle şey semtlerinde, kenar semtlerinde anca 5000 liraya öyle 2+1 küçük bir daireye yerleşebilir. Evi kira olursa zaten aç kaldı. Yani genel toplumun şu anda özellikle emeklilerin ve emeklilere bağlı olarak ticaret yapanların büyük sıkıntısı oldu. Şimdi bunun sebeplerine programımızın son bölümünde ekonomistler bu duruma ne diyor? İzliyoruz, takip ediyoruz, okuyoruz. Sebepleri neler? Onlara geçeceğim. Emekli şu demek sevgili izleyenler. Emekli işte bir çalışanın, bu kadın ya da erkek fark etmez, bir çalışanın çalışma hayatı boyunca belli bir gün içerisinde doldurup bu devletine, milletine hizmet etmesi ve sonuç olarak da kendisinin onuru edilerek sen görevini layıkıyla yerine getirdin, sen bundan sonra dinlen, biz gençler olarak da sana bakacağız, bizden önceki gençlerin ve daha öncekilerinin baktığı gibi. Yani 4500 lirayla. En düşük emekli maaşı şimdi, bugün 4500 TL. Şimdi biz, hadi buyur geçin. Biz bugün emeklilerimize bakamıyorsak yarın bizden sonraki nesil, siz bize baktınız mı ki biz size bakalım? Geçmişten yani gelen bir gelenek var. Bu emeklilerimizin bugünkü bu şartlarda gerçekten de yaşamaları imkansız. 7500 lira bir maaşla. O da seyyanen zamdan bahsediyorsunuz Yaşar Bey. Onu üzerine basarak söyleyelim. Seyyanen yani
Ekonominin şeylerine göre, TÜİK'in verilerine göre, yumurta kabuğundaki değişimlere göre, efendim mesela pinpon topunun plastiğinin kalitesine göre belirlediğimiz TÜİK verilerine göre açlık sınırı. Bu sınırda işte 2500 lirada 4500 liranın üzerine 2500 lira mı oluyor? 2500 lira biz seyyanen koyuyoruz. Hani yarın öbür gün bunu düşürebiliriz. Yahu seyyanen ne demektir yahu? Yani dünyanın neresinde var seyyanen Ya zam ne demek? Sayın Ayvaz, ben boş ver seyyanen. Seyyanen mi yani? Yani sonuçta verilen 7500 lira da yetmez Yaşar Bey. şimdi Bugün 10 bin lira bir ev kirası. 10 bin TL. Benzinin litresi olmuş 33 TL. Senin bugün ekonomiyi ele aldık, ekonomiyi denetliyoruz. Nereye denetliyorsunuz onu siz ya? programımızın son Şunu bölümünde söylemeye çalışıyorum. Bakın bir sebebi saniye. Yeri gelmişken söyleyelim öyle. Sonra söyleyelim, bora söyleyelim. Yok. Borla morla yok işimiz bizim. Şimdi söyleyeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, her gün zammın olduğu, her gün markette fiyat etiketlerinin değiştiği bir yerde devletin, hükümetin kontrolünü kaybettiği anlamı çıkar. Denetimi olan, kontrolü olan ülkelerde öyle marketler kafasına göre ekmeğe zam, kafasına göre bilmem neye göre zam yapamazlar. Her işin bir sistematiği vardır. Burada petrole 6 bin lira, 7 bin lira birden zam. KDV'ye zam. Efendime söyleyeyim, şimdi belediyelere yeni tasarruf tedbirleri geldi. Çok üzgünüm sevgili Kadir Albayrak. Yeni zurnacıları, borazancıları, yeni bir kent orkestrası kuramayacaksınız. Yani belediye bandosu kuramayacaksınız. O şimdilik ertelendi. Ama siz kişileri belirlediniz. O işçiler belli. Ankara'dan, İstanbul'dan gelecek olanlar belli. Onların maaşını ayırırsınız kenara. Toplu ödersiniz inşallah. Allah yer yesin sizi. Neyse sevgili izleyiciler, yani şurada emeklilerin alın terini düşünün ya, zamanınızı ipotek altına veriyorsunuz. Ne için? Belli maaşlar için. Askeri ücret için. 11 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira. Hiç önemli değil. Zamanınızı bakın, sabah 8, akşam 5 mesaiye giderek ama devlet memuru olarak ama normal özel teşebbüslerde çalışan olarak alın terinizi, emeğinizi ipotek altına veriyorsunuz. En değerli zamanınız olan hayatınızı bir başkasına katma değer yaratmak için iş üretiyorsunuz. Yaşlanıyorsunuz. Devlet diyor ki 25 yıl veya işte şu kadar gün ödediğinizde emekli oluyorsunuz. Emekli oluyorsunuz, size 4500 lira maaş bağlanıyor. Kafayı yersiniz. Yıllarca maaşınızdan kesinti yapılan, işveren tarafından ödenen SGK primlerinin karşılığında bugün 4500 lira maaş bağlanıyor. Reva mı? Birileri çok bile diyor yani, aslında size 1000 lira vermek lazım. 700 lira vermek lazım. E yaşamayalım biz. Yaşamayalım emeklileri. Yaşatmayalım yani. Zaten açlık sınırında yaşatıyorsunuz insanları. Yazıktır, günahtır, hiç olmazsa vermiyorsanız da vermiyoruz deyin. Ama gündemde bazı medya kuruluşlarının ağzına pelesenk etmeyin. Yok emekliye müjde. Müjdelerde ne biliyor musunuz? Bankadan kredi alabiliyorsunuz. Düşük şeyli, faizli. Ne yapacağım ben krediyi? Hangi maaşla ödeyeceğim? Kiramı ödeyemedim. Tiskinin zamlı suyunu karşılayamadım. Bilmem nenin elektriğinin zammını karşılayamadım. 200 bilmem kaç, yüzde kaç şey geldi doğalgaza, onu zaten karşılayamayacağım. Kışın donacağım. Büyük ihtimalle hastalanacağım. Veremden öleceğim. Bir şeyden öleceğim yani. Ya bu kadar olmaz. Buraya kadar bıçak kemiğe gelmiş durumda arkadaşlar. Tamam. Yani emekli bitmiş durumda. Sen ne düşünüyorsun Selahattin? Sen de Şimdi emeklisin. evet. Benim düşüncelerim bunlar. Ben Türkiye projesinin büyük bir hız ve başarıyla ilerlediğini düşünüyorum. Önce öyle Ney bir nasıl? Türkiye projesi diyorlar ya, Türk yüzyılı diyorlar Bu mu ya. Türkiye yüzyılı? İşte bilmiyorum onun Aç bir propagandası. ilaç bir toplum yaratmak mı yani? Seyirci takdir etsin. Şimdi önce yanlış bilinenleri bir düzeltelim. Eksik bilinenleri bir düzeltelim. Az önce sen de rakamları söylerken, hani bütün dünyada istatistikler verilirken bir çalışan şu kadar emekliye bakıyor diye bir istatistik veriliyor, rakam veriliyor, propaganda yapılıyor. Bunun aslı böyle mi acaba? Şimdi sen de Nasıl? çalıştın, ben de çalıştım. 34 yıl ben mühendislikten hizmet vererek emekli oldum. Peki her çalıştığım yıl için benim maaşımdan bir emekli keseneği olmadı mı? Fazlasıyla oldu. Yani bunun anlamı nedir? Benim kendi maaşımdan gelecekte kendime bakmak için tasarruf maksadıyla yapmam Kenara gereken yatırıldı. zorunlu tasarrufu devlet benim adıma gelecekte bana bakmak için benden kesti. Ve kullandı. Peki çalışan için bunu brüt maaş, eline geçen net maaş derken brüt ve netin arasındaki farkı biz
Bu tür masraflara çıkmıyor muyuz? Evet. O zaman bir çalışan nasıl bir emekliye bakıyor? Bunun tarifini yapsın işte SGK'nın başındakiler. Bakın algı yönetimleri yapılıyor. Ekonomistler daha iyi izah eder ama hiçbir çalışan hiçbir emekliye bakmıyor. Aynen Emekli öyle. çalışırken Kendi kendine. kendi tasarrufunu Bravo. Devlet eliyle zorunlu yapıyor. Bu para düzgün işletilir, düzgün korunursa 99 depreminden sonra getirilen ÖTV'nin devlet yollarına yapılıp bugün depreme harcanmaması gibi, değil mi? Paraları yanlış kaynaklarda, yanlış yerlerde kullanırsanız sonra geriye dönerek emeklinin zorunlu tasarrufunu saklayamadığınız için çalışanlar emekliye bakıyor diyemezsiniz. Derseniz de kim inanır bilmem ama ben inanmam. Şimdi öncelikle bu ayrıntıyı bir verelim. İkincisi çok ciddi bir boyutu var bu işin. Sendikaların ne yapmadığı boyutu. Sendikaya nereden geldik? Seyyanen'den geldik. Nereden geldik? Kök maaş kavramından geldik. Kök maaş değil, onun teknik adı taban aylığı. Yani kanunla korunan asgari tabanda en düşük alınabilecek rakamın üzerine özel hizmette, denge tazminatı da falandı filan da eklenen rakamlarla ele geçen netler var. Biz şimdi mühendislikte ne alıyoruz? Denge tazminatı. Bir başkası da başka şekilde alıyor. Hatta bir dönemde maaşlara denk getirmek için bir kısmına denge verildi, bir kısmına seyyanen eklemeler yapıldı. Denge tazminatı alırken net elime geçiyor ama emekli olacağım sıradaki maaşımın hesaplanmasına, emekli tazminatının hesaplanmasına geçmiyor. Yani seyyanen ne yapıyor? Hükümet kararıyla ilave artı para olarak, yani maaş artı prim gibi veriliyor. Ancak kanunla korunmuyor. Aldığı dönemde seyyanenle beraber 8 bin alan ve alacak olan şimdiki memur, emekli olan bu 8 binin üzerine konduğu rakamla emekli maaşını daha yüksek bir miktarla almayacak, taban aylığı üzerinden hesaplanan rakamla alacak. Yani size açıktan harçlık veriliyor. Emekli olurken siz bugün aldığınız maaşın çok ciddi derecede gerisine gidiyorsunuz. Dibe, o zaman ne oldu? Dibe vuruyorsun. Seyyanen çok ciddi bir şekilde sıkıntı. Peki asıl soru şu. Biz siyasi partilere kendilerini dernek sanan partiler dediğimizde kızıyorlardı. Biz şimdi sendikalara ne diyelim? Hangi sendikadan ciddi şekilde seyyanen zam olur mu tartışması? Evet duydum. Bu seyyanen nedir dediler. Böyle bir, dediler böyle diyebildiler bir maaş mi? Maaş artış şekli var mı? Aynen öyle. Bayram ikramiyesini. Bu işin seyyaneni olmaz. Gerçek temel kök maaş veya asıl, senin dediğin gibi o maaşa ne olacak? Taban aylığı. Asıl taban aylığına net bir tanım konacak. 4500 lirayla insanlar yaşar mı ya? Yaşaması mümkün değil. Onları çok çok güzel izah ettin. Her birinin altına imza atıyorum. Yazıktır ya. Burada sevgili izleyiciler, sevgili memurlar, sevgili emekliler hangi sendikaya kim nasıl üye ise sendika üyeliğinizi gözden geçirin. Genelde Türkiye'de sendikacılık hiç alınmasınlar. Mikrofonlara, kameralara dahi yansıdı. Önce işverenle sendika temsilcileri anlaşır. Sonra usulen kavga ederler. Evet. Eğer onlar ön tarafta anlaşıyor olmasaydı biz bu seyyanen taban aylığı tartışmasını farklı bir zeminde yapardık. Basın açıklamalarıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde demokratik hakları aranarak yapılırdı. Valiliklerden izin alınarak yapılırdı. İzin verilmese bile tarafı belli olurdu. Bir boyutu bu. Birkaç cümle daha söyleyip tekrar devam edelim. Çok önemli olduğunu söylüyorum. Evet. Hepimiz tartışmayı nereden götürüyoruz? Memur asgari şunu almalı, emekli asgari bunu almalı. Peki devlet memurunun maaşı neye göre saplanıyordu? En yüksek devlet memuru olan başbakanlık müsteşarıydı. Onun maaşının bilmem kaçta kaçına göre saplanıyordu. Her gün bu yöntemler değişiyor. Tavandan tabana giden sistem kadar yanlış bir sistem yoktur. Kesinlikle. Yoksulluk sınırı kaçtır Türkiye'de? Açlık sınırı kaçtır Türkiye'de? En kötü ihtimalle bir kişinin... Açlık 15 bin. Aynen. Bir kişinin... Diğer neydi? Yoksulluk ve yoksulluk açlık yoksulluk sınırı da 25 bin liranın altında. Bir tek kişinin bile ev kirasını serbestçe verip istediği temel gıdayı, dengeli beslenmeyi gerçekleştirip hani yıllık izni de var ya, yılda bir defa da işte Akdeniz'de nereye gidebiliyorsa bir tatil yapmasını sağlayacak rakamı asgari düzeyde bir kişiye vermen lazım. Bu para bugünkü Türkiye'de kaç lira? Ortalama 35-40 bin liradır en az. Ha, dolayısıyla en düşük bireyin sağlıklı yaşayacağı rakamı bulduktan sonra üzerine çıkalım. Müdür, amir, vekil, cumhurbaşkanı. En düşük alanın 50 bin lira aldığı yerde cumhurbaşkanı 1,5 milyon da alabilir. Çünkü ona maaş olarak 1,5 milyonu vermezsen para bulmak için yurt dışlarına gider. Oralardan parayı getirirken belki anlaşmalarda tartışılan başka tavizler verir mi bilmem. Bunu maksadını aşacak şekilde söylemeyelim ama yöneticileri... Cumhurbaşkanının maaşı değil.
Hayır, burada tam da orası. Asgari düzeyde alınan maaşı sağlıklı zemine yerleştirip en yüksek devlet memurunun maaşını dilediğin kadar artır. Dolayısıyla 8 bin, 10 bin, 15 bin bizim tartışmalarımızda algı yönetiminde memurun yine yanlış kurduğu bir mantıktır. Çalışan 8 bin nedir Selahattin? Evet. Şimdi 15 bin lira diyorum. Açlık sınırı. Bak yoksulluk sınırı demiyorum. Yoksulluk sınırı bugün Türkiye'de 25 bin TL. Yani sen ayda 25 bin TL maaş alamıyorsan yoksulsun arkadaşım sen. 15 bin liranın altında cebine para girmiyorsa sen açsın arkadaşım. O öyle de değil tam olarak. Sen bir açsın. Haneye diyor, haneye. Yani bir ben haneye... nereye giriyor dedim. Ya bir kişi, iki kişi. Giriyorsa haneye giriyor yani. İki kişi çalışabilir. Nereden farklı çalışıyor, nereden olabilir? Biliyorsun? Bugün ev kadınlığı diye bir müessese var bu ülkede. Birey olarak hesaplamamız lazım. Neyse şimdi bana sıra geldiyse evet. Hem bir mesajlarda birkaç şeyler var. Özellikle Nazmi Metin. Yaşar Bey, Selahattin Bey ve Nijat Bey iyi yayınlar, şaşırdım. Nijat Bey emeklerin hakkını korumadı altında sözler sarf etti. Kendisine teşekkür ederim. Gerçekten şaşırdım. Hatta kimmiş şok o? Oldum. Nazmi Metin bunu söylerken niye söylüyor? Şimdi Nijat Ayvaz daha çok böyle hani hükümetin yaptığı işlere ve muhalefete... İyi işleri söylüyoruz ayır. Ama bu kötü bir iş. Ben ondan bahsedecektim tam da. Şimdi iyi veya kötü değil, hatalı veya doğruyu ayırmak lazım. Şimdi hükümetin yaptığı çok doğru işler var ki var. Çok var. Biz onları zaten ben de söylerim. Bunu hiç şey yapmadan Selahattin Bey de söyler. Siyasi bir mesele değildir bu. Hı hı. Ama eksik olan ya da görmezden gelinen ya da görülemeyen ya da öngörülemeyen bir şeyler yapılıyorsa biz burada eleştireceğiz ki sesimizin ulaştığı kadar gitsin muhataplarına ve muhataplar bu hatalarından vazgeçsinler. Şu anda emeklilerde ciddi bir sıkıntı var. Çok maaşlarıyla iyi. Alakalı gerçekten kime mikrofon uzattıysak emekliler hiç mutlu değiller şu anda. Sevgili bir kere Yaşar. Bir gönülleri alalım. Bitireyim abi. Bitir ama şu Seyyanen'in üzerine basarak lütfen belirtmeni de istiyorum senden. Şimdi, Seyyanen diye bir tabir olamaz. Şimdi o bak o başka bir şey. Şimdi Seyyanen'i tekrar bir açıklayalım. Seyyanen mücbir bir durum gibi düşünün. Seyyanen biz bunu böyle karar verdik. Yarın ekonomi düzeldiği zaman taşlar yerine oturduğu zaman yani bunu bütün hükümetler yapabilir. Dünyanın her yerinde örnekleri var. Dünyanın her yerinde yok örnek. Başka sebeplerden vardır. Yok. Bir sıkıntılı bir dönem vardır. Bir ile deprem bölgesi mesela. Seyyanen deprem bölgesinde bilmem ne yapanlara oraya bir muaf tutarsın. Almak veya vermek Seyyanen geçici olarak bir ekonomik olarak destek vermek demek bu. Ekonomik destek demek. Tamam Seyyanen geçici demek. Şimdi bunu memurlar da aldı biliyorsun. 8 bin lira da Seyyanen ayırmaksızın bütün Türkiye'deki memurlar şu an 8 bin lira ek para alacaklar. Maaşlarına yapılan zammın dışında. Neden? Bu enflasyonun altında ezilmesinler diye. İşte o Seyyanen'i memur kabul ettiği için taban aylığı artmadığı için emekli olduğunda bu rakamlar alıyor. Emekli olduğunda Seyyanen ilave edilmeyecek. İşte edilmediği için emeklilik bu rakam sonrasını alıyor. Düşünmedikleri için kabul ama Seyyanen Türkiye'de öncesi çok fazla uygulanan bir şey değildi. Yani Seyyanen bu hükümetle beraber i̇şte AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı bir tabir. Tam yerine oturuyor. Lütfen devam edin. Şimdi lütfediyorlar. Yani memura 8 bin lira Seyyanen lütufta bulunuyorlar. Emekliye 2500 TL lütufta bulunuyorlar. Emekli ne yapacağını bilmez. Şimdi abi. Gelelim bu duruma. Şimdi biliyorsunuz %2 de şeylere KDV oranlarına ve bazı vergilerde artışlar yapıldı. Buna paralel olarak da tüm ürünlere bir iki gece içerisinde etiketler değiştirilerek yeni rakamlar ortaya çıktı. En büyük zammı da şu an şeyde yaşıyoruz. Benzinde. Evet. Benzin ve petrol ürünlerinde. Petrol. Şimdi %2 zam neden yapıldı? Gerekçe neydi? Niye yapıldı? İşte gerçekten de ülkemizde 11 ili çok büyük oranda etkileyen ve oradaki insanların yaşayamaz duruma geldiği bir ortamda hükümet tıpkı Ecevit hükümetinin zamanında sanırım ana sol hükümeti idi o zaman döneminde biliyorsunuz ÖTV diye bir vergi çıkartıldı. Bir yıllığınaydı aslında o. Bir yıl sonra ÖTV kaldırılacak. Sonra o bir yıl içerisinde toplanan paralar deprem bölgelerindeki
yaraları sarmak için kullanılacaktı. Aradan geçen 24 yıllık bir zaman hala bu ÖTV'yi doğduğunda 0 yaşında olan, bugün 24 yaşında olan ÖTV ne anlama geliyor bilmiyor. Çünkü öyle bildi, öyle doğdu, öyle büyüdü. ÖTV, özel tüketim vergisi, adı altında deprem bölgelerine yardım olsun diye 1999 yılında Kocaeli merkezli depremde çıkan bir vergi türü. Tamam. Bugün de %18 olan ya da %8 olup %10'a çıkan ya da %10'dan %20'ye çıkan bir sürü vergi çeşitlendirmelerinde zamlar yapıldı. Buna da ad olarak şu söylendi: deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere geçici olarak çıkartılmış bir vergi türü. Soru şu. Soru şu. Hı. 99'da ÖTV çıktı diyorsunuz. 99 depremi. Sonrasında da zaten alınan, toplanan o ÖTV'ler, deprem evet. için ayrılan o paralar ne kadardır? Ne kadarı kenara konmuştur? Bunlar... Bugünkü depremin bize bugün bu yıl yaşanan 6 Şubat'ta yaşanan depremle ilgili yaraları sarmaya yetecek kenarda paramız var mıydı yok muydu? Şimdi niye depremin yükünü yine millete yüklüyoruz? Şimdi niye o, devletin yani? Şimdi, olabilir mi böyle bir şey Selahattin Bey? Yüklenen acaba depremin yükü halka mı yükleniyor? Ekonominin şimdi bozukluğunun yükü bu. Basit bir soru sorayım, devam edin. 6 Şubat depreminden önce dolar da kaç liraydı? Gene 20 civarlarındaydı. 20'nin biraz altındaydı. Altındaydı. 19. Değil mi? 8-19. 15 olsun. O kadar. Yok, 15 olsun. 15 değildi. Peki biz 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce 4,5 liralardan doları 18 liraya getirirken deprem mi oldu da dolarlar oraya geldi? Yani bugünkü oldu. Ne depremler? Papaz depremi bugünkü oldu. Bugünkü ekonominin bu hale gelmesini zamları depremle açıklamak şahsen beni ikna etmiyor. Hemen iki tane saptama yapacağım, üzerine belki konuşmak istersiniz. Bir emekli emekliye ayrıldığında vefatından sonra ne oluyor? Karısına bağlanıyor, çocuğuna bağlanıyor. Peki emekli 5 bin lira alıyorsa karısına 5 bin lira mı bağlanıyor? Hayır. Hayır. Kızına? Hayır. Peki o zaman ne kadar bağlanıyor? İşte bağlanma oranları 3'te 1, 3'te 2, yarı yarıya falan gibi ilerliyor. Bunu sevgili Fethik Arıca sık sık söyler. İkinci bir yaramız da emekli olan kişinin vefatından sonra eşine emekliye bağlanan aylığın birebir bağlanma oranının aynısının eşine de birebir bağlanması lazım. Onu da keserek veriyorlar. Diğer bir başlıkta çok önemli bir şey. Çok önemli, üzerine konuşalım. Çok önemli bir şey. Diğer bir mesele, emekli kavramını tanımlarken milletvekilliği, milletvekilliği bir meslek mi ki emekliliği oluyor? Evet, milletvekilliği emekliliği nedir yani? Asla yapılmaması gereken bir şey. Bir de ballı emekli. Kim ne kadar maaş alıyorlar? Bir de 2 yıl, alıyorlar ve sen, 25 yıl falan çalışmanız gerekmiyor. Sen 2 yıl milletvekilliği yap. Ben seni işe almıyorum. Bizim seçimimizle gönderdiğimiz bir adamı kıyak emeklilik yapılıyor yani. 2 yıl kanuni haklarını korurum. Ama 2 yıl sen kaç yılsa emekliliğin, her neyse vekillik süren kaç yılsa, ben masrafını karşılarım. Vekilliğin düştüğü bitti. Anda normal hayatına dönersin. Bravo. Senin emekliliğin tartışma konusu dahi olamaz. Belki üzerine konuşabiliriz. Evet. Konuşulması şimdi, gerekir ama şu an bu mevzu başka bir mevzu. Zamlardan devam edeyim müsaade ederseniz. Evet, tabii ki emeklilere bu programda orada da büyük bir haksızlık var. Aynen. Şimdi bu zamlar neden böyle hızla gidiyor? Artıyor. Zamların sebebi ne? Değil mi? Herkes birbirine soruyor. Ve ne yazık ki herkes de birbirini suçluyor. Konu yine gelip dayanıp dış güçlere kadar gidiyor. Şimdi peynir 250-300 lira oldu şu anda. Tahmin edilen o ki 500 lira bulacak. Et ürünleri şu anda 500 lira civarına geldi. Tahmin edilen o ki 1000 lira olacak. Şimdi biz burada hep tarım, hayvancılık falan kendimizi böyle bazen tabiri caizse yırtıyoruz ya. Tabii. Bağıra bağıra. Bu konuya el atın, bu konuya el atın. Bunu kafamızdan konuşmuyoruz. Biz burada besicilerle konuşuyoruz. Biz burada gidip süt üreticileriyle konuşuyoruz. Gidip tarımla uğraşan, üreten insanlarla görüşüyoruz. Ve ileri derecede yüksek üretimler yapan insanlar, yani işte 200-300 büyükbaş hayvanla sütçülük, süt üretimi yapanlarla konuşuyoruz. Geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Türkiye'de birkaç el, bilindik eller bunlar, 4-5 tane, yurt dışından sadece 4 tane firma, kişi de diyebilirsiniz buna. Sadece bunları yapabilenler bu isimler. Yani onlar bu milletin cebinden, bu devletin sırtından elini çekerse İnanın birçok konuda Türkiye kendi kendine rahat bir nefes alır. Kene gibi yapışmışlar, kanını emiyorlar.
her anlamda. Bugün bir adam diyor ki ya yapmazsan yapma, ben giderim diyor, yurt dışından etini alır getiririm diyor buraya. Ya da işte ayçiçeğini ya da buğdayını. Şu anda buğday alımları niye yok? Yurt dışından niye depolar dolu? Çünkü yurt dışından getirdiler, 3 liraya aldılar. 6,5 liraya TMO'ya sattılar. Getirdi adam gemiye buraya. Yem en büyük şu anda hayvancılık hayvancılıkla uğraşanları en büyük sıkıntısı yem fiyatları. Türkiye'de yem fiyatları düştüğü an bütün 36 kalemi etkiliyor. Sevgili Nijat Aybaz, 36 kalemi bir yem fiyatı belirliyor. Bir yem mısır, yani şey mısır var ya. Mısır Ukrayna'dan, Rusya'dan gelen mısır. Şu anda çünkü vatandaş ne yapsın yani, mısır yediriyor hayvanlarına. En ucuz yem olarak. Onlar da GDO'dur Allah'a. O da en düşük maliyetli olduğu için ama yine de fiyatı işte 6,5 ver 1 liraya. 3 liraya getiriyorsun. Sübvanse yap devlet olarak. 2 lira da cebinden devletin ver. Devletin asli görevi o. Ver 1 liraya yemi. Bak süt 5 liraya düşüyor mu? Düşmüyor mu? Süt 5 liraya düştü. Sütün 5 liraya düşmesi neyle... Yoğurdu ucuzlattı, peyniri ucuzlattı. Sütün 5 liraya düşmesi neyi etkileyecek biliyor musun? 36 kalemi ilk etapta. Yetti mi yetmedi mi? 500 tane büyükbaş hayvan olan şu anda 190'lara düşmüş. Kesime vermiş adam. Kurtarmıyor. Diyor ki yem ben diyor 12 liraya mal ediyorum. Yani rakam attım. 12.60'a da sütü satıyorum. Yani 12 liraya diyor yem fiyatlarından kaynaklı olarak ben zarar ediyorum. Şimdi peki buna engel olanlar kimler? Dedik ki o 4 tane bu ülkenin ve bu milletin cebine dadanmış olanlar, kayırılmış insanlar. Ve bunlar tanıdığımız, bildiğimiz isimler bu arada. Dolaylı ya da dolaysız bir şekilde o kişilerle irtibatlı olanlar. Bir an evvel bu insanların, bizim vatandaşlarımızın ellerinden cepleri çektirilmeli. Ve devlet geçmişte özelleştirmelere ne kadar önem veriyorduysa şu dönem, tam da bu dönem kamulaştırılmalara önem vermeli. Aynen öyle. Yani birçok kurumu artık kamulaştırılmalı. Arada bu aracılar dediğimiz, biz zannediyoruz ki aracılar bu şeylerde işte ithalat, ihracat işleri abici, devlet eliyle yapılmalı. Antalya'dan domatesi alıp buraya getirenden ben bahsetmiyorum. Bravo. O bambaşka. O değil. Aracı o değil. Kabzımalı. Daha başka. O kabzımalı değil yani. O aracıdan bahsetmiyoruz. Şu anda marketin günahı yok. Şu anda son aldığımız yer üreticinin bir kabahati yok. Üretici ne yapsın? Adam 5 liraya mal etmiş. 5.40 liraya misal alım yapıyorsun. Zaten çiftçi zorla şu anda ayakta duruyor. Adam gidiyor, 100 dönüm arsası var. 100 dönüm arsası olan insan ağadır yani. Arazisi olan eker biçer rahat rahat. Tamam, ya asgari ücretle ismini vermeyeceğim. Burada bir AVM'de güvenlik. Asgari ücretle çalışan bir güvenlik. 100 dönüm arazisi var. Adam yok. Anladım. Sen, yani bizzat konuştuğum insanlar bunlar. 100 dönüm arsan var, arazin var. Sen buradan ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum. Asgari ücretle geliyorsun burada, güvenlik görevlisi yapıyorsun. Zavallı babası da orada, ne yapsın? Onu şey yapmaya çalışıyor. Şimdi gençler artık... Ne çıkıyor sonuç olarak Yaşar? Abi sonuç olarak ne çıkıyor? Türkiye'de ekonomi arzu edildiği gibi mükemmel mi? Nedir durum? Burası çözümü ben konuşuyorum. Doğrudan. Bir an evvel devletin özelleştirdiği, özelleştirdiği kurumlarını kamulaştırması lazım. Et balık kurumu bir, yeniden özelleştirilmeli veya yeniden kurulmalı. Çok kısa bir örnek verebilir miyim? Buyurun. Şimdi rahmetli Atatürk diyeyim. Malatya'ydı sanırım. Malatya'ya hiç ölmedi diyeyim. Pek. Allah rahmet etsin diyeyim ben. Şeye gidiyor. Malatya'ya. Bu bakıyor böyle güzel güzel binalar falan var yapılmış. Bu kimin diyor? Köylüye. Bu Solomon'un diyor. Bu kimin diyor? Bu da diyor işte Ermenice isimler sayıyorlar. Yahudi isimleri sayıyorlar. Azınlıklara Allah Allah. Ait hep. Azınlıklara ait. Ya diyor peki bunlar yapılırken siz neredeydiniz diyor şeye. Müslümanlar oradakilere. Neredeydiniz? Siz neredeydiniz diyor. Oradan cılız bir sesle yaşlı bir amca
Bir şeyler söylüyor. Yanına çağırıyor. Gel diyor, söyle neredeydiniz? Biz diyor Çanakkale'deydik. Biz diyor Balkan'daydık. Daliçya'da. Biz diyor Daliçya'daydık. Savaşlardaydık. Peki bugün insana sorarlar. Siz neredeydiniz? Biz neredeydik? Bütün bunlar yapılırken biz neredeydik? Yani şeker fabrikaları satılırken biz neredeydik? Hani Atatürk kalksa sorsa desek siz neredeydiniz? Biz hangi cephedeydik? Bak ne güzel, ne güzel bir şeyden bahsediyor Yaşar. Biz Polat. Hangi cephedeydik? Şimdi emekli hangi cephede? Bu ülkede kıyak emeklilikleri görmemiş. Bu ülkeden kıyak ihaleleri almamış. Bu ülkede kıyak bilmem hangi işlerde at koşturmamış. Devletine, milletine vergi vermek, devletinin yarınlarına katkı vermek için alın teri dökmüş emekliyle dalga geçer gibi seyyanen bir de 7500 lira yaptık diyorlar. Dalga geçer gibi. Seyyanen olmaz. Halk alaya alınmaz. Halkın emeği görmezden gelinmez. Sizin bugün o millet meclisinde oturduğunuz koltukların hak sahibi halktır. Onların sayesinde orada oturuyorsunuz değil mi? Çalışanla halkla emekliyi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Az önce izahını yaptık. Bu en büyük haksızlık. Dediğine de destekleyici parantez açmak istiyorum. En büyük özelleştirmeleri bildiğim kadarıyla sevgili Mehmet Şimşek yaptı. Şimdi aynı Mehmet Şimşek'ten Türkiye'nin kurtuluşu için reçete bekleniyor. Yeniden devletleştirmek. Belli özelleştirmeyi belli. Yapan nasıl devletleştirecek zihniyeti zaten ters tarafta değil mi? Şeyi yaptılar. Tarım abi, kredi kooperatiflerini çok kurdular. Basit. Bak neyi yapacak? Bak, tarım kredi kooperatiflerini yarım kaldı, kurdular. O yarım kaldı. Bimlere işte hangi kalemleri özelleştirecek biliyor musunuz? Bir kere yurt dışından ithalatı, ihracatı bir kere kendi yapacak. Kendi eliyle gidecek. Bak 3 lira aldığı orada ürünü 6,5 liraya TMA almayacak. Ya sen de al getir çok yani. Çok basit, başka bir şey daha söyleyeceğim sevgili Yaşar. Dolar euroyu birer yatırım aracı olmaktan çıkartacak. Vatandaş tasarruflarını dolara euroya yatıramayacak. Ya o, doları euroyu ona direkt... Ona engel olamazsın. Hayır. Yatırım aracı olma limiti belli olacak. Diyecek ki... İşte 5000 euronun üzerinde, 5000 doların üzerinde tasarruf yapan vatandaş bu işten ticaret yapıyor anlamı doğar. Bunun da vergisi bu kadar olacaktır. Bunun da alım satımlarında devlet kontrolü sağlanacaktır diyecek. Yani ya bir ülkede, yani senin dolarını, euronu en fakir vatandaş bile 50 lira 100 lira kenara koyarak yani bir başka ülkenin parasını değerli kabul edip onu yatırım tasarrufuna dönüştürmüş. Senin Türk paran yatırım tasarrufu olarak kabul edilmiyor. Senin Türk paran sadece iç paritede, iç pazarda gıda tüketmek için kullanılan bir paraya dönüşmüş. Önce Türk parasına itibar kazandıracaksınız Mehmet Bey. Sayın Şimşek, Türk parasına itibarı kazandıramazsınız. Yani ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değil. Değil, 10 tane Mehmet Şimşek gelsin ekonominin başına, başarılı olması mümkün değil. Şu anki yaptıklarıyla da mümkün değil. Bak şu an yapmaya çalıştıkları Merkez Bankası'nın başına Amerika'dan bir hanımı getirdik. Yönetim mümkün değil. Başarılı olamayacaklar. Olmaları mümkün değil. Olmalılar. Eğer hayal ediyoruz. Olmalılar. Çünkü, olamazlarsa. Çünkü Sayın Ayvaz iyiye gitmiyor. Ülke iyiye gitmiyor. Ekonomik anlamda. Ülke iyi durumda değil zaten şimdi, Yaşar Bey. Nereye gitmiyor? Ya şimdi o kadar da değil. Yani bundan 10 söylediğim yıl önce, şeyin altını bundan çizeceğim 10 yine. Yıl öncesini düşünün biz bedava yaşıyormuşuz. Bedava kiralar, birkaç bedava benzinler. Düşünürsen bedava yaşıyoruz. Şimdi bugün 700 bin lira, bakınız. Lütfen devam. 700 bin lira olan bir aracı, 700 bin lira bugün 700 bin lira olan aracı ben 27 bin liraya aldım zamanında. 27 bin lira. Yani. Yazıklar olsun ya, ikinci el şeyi çıkartın, kanunu çıkartın. Işte. Yurt dışından ikinci el araçları getirin. Buradaki ikinci el piyasasını birinci el piyasasının üzerine geçmiş olan fiyatlarını düşürün. Bir şey yapın millet için yapamaz, yahu. Yapamaz, bir şey yapın. İran yapamaz. Yaptı be. İran'dan utanın yani. İran bugün Çin'den veya başka işte ambargo uygulamayan başka ülkelerden ikinci el araçları bir şekilde ülkesine girişine izin verdi. Bu milletin alım satım dengesini bir paritesini bir düzgün bir rayına oturtun. Şu anda Mehmet Şimşek'in burada başarısızlığı söz konusu mu? Henüz daha belli değil. Belli değil. Ama başarılı olabilme ihtimali de yok. Geçmişten belli. Yok yani. Başarılı bir yönetim bırakıp gitmedi ki. Yani aynen satıp savmakla ancak bakanlık en yaptı. En fakir 10 ülke arasına girmeyi başardık. Ekonomisi en kötü en fakir. Mehmet Şimşek'in döneminde özelleştirmeden en büyük kısımları yapıldı. Ve ayrı zihniyet göreve davet edildi. Az önce Yaşar Polat'ın da dikkati çektiği gibi bir şey söylemek istiyorum.
gıda tedariğinde devlet birinci elde sağlayıcı ve tüketiciye ulaştırıcı olmalı. Aradaki o evet. kabzımalcılar, yok efendim komisyoncular, %10'cular, %20'ciler, %30'cular bunlar olmayacak. Evet. Nasıl sen bugün tarım kredi kooperatifleri bir şey açtınız ya hani market zincirleri. Bunlar A101 ile veya diğer markalarla yarışır hale geldiler ya fiyatlarda. Aynı. Rekabet oluşturamadınız ki. Yani ekmeğin fiyatı. Ya nasıl tarım oluştursun? Maliyeti belli. Sevgili yani. Arkadaşım, tedarik zincirinde devlet eliyle yapıyorsun bu işi. Tarım kredi kooperatiflerinden alıyorsun. Devlet oraya KDV'sini bilmem nesini ödemiyor ki. Birinci tedarikçisiz sen ya. Arada aracı yok, komisyoncu yok, %10'cu yok, %20'ci yok, yine fiyatlar 30'cu yok. Yine aynı. Ama bakıyorsun yok, fiyatlar ya. Aynı. Ha niye? E niye? Ben de onu soruyorum. E niye? E niye işte ki? Yani. Şimdi buraya yani. Parantez açalım. Tarımdan geldiği için açalım. Ha, buyurun. Önceki Tarım Bakanımız bilgisayar deviyle, onun vakfiyle vesaireyle bir anlaşma imzalamadı mı? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesinin azaltılması, sera gazı muhabbeti vesaire falan. Yani siyasi olarak göreve gelenler ülke ekonomisini korumak üzere bizim öz kaynaklarımızın hayvancılık önemli bir bölümünü işgal ederken, temsil ederken sen orada yok sera gazı, yok karbon ayak izi, yok bilmem neye bel bağlarsan o hayvanların dünyaya yaydığı işte gaz sebebiyle küresel ısınma geliyor falan yalanlarına inanırsan o zaman ne oluyor? Senin büyükbaş hayvancılığın desteklemesi kapatılıyor. Kademe kademe büyükbaş hayvancılık çökerse et maliyetleri artıyor, süt maliyetleri artıyor. Bizim tarımımızı küresel yalanlarla tüketiyorlar. Tarım ayağında teslim oluyoruz. Yalnız ekonomide teslim Avrupa oluyoruz. Birliği'nde, Avrupa Birliği'nde. Yani şu cümleyi söyleyeyim lütfen. Buyurun. Devam et. Halk olarak yönetmeye doğrudan talip olup doğru yöneticileri seçmeyi öğrenemediğimiz müddetçe biz daha kötüye gideceğiz gibi duruyor. Mesele yönetim meselesi değil. Mesele yöneticilerin aslında devlette bir devamlılık esasına göre bir devlet sistemi oluşturamamamızdan kaynaklanıyor. Kimler şimdi mesela Paris'te yanlış insanları seçince yerelden genele. Şimdi mesela yerelden örnek verecek evet. olursak Tekirdağ bir önceki dönem Ekrem Eşkin attı. Süleyman Paşa daha sonra Belediyesi, evet. Süleyman Paşa Belediyesi ilk o kurucu belediye başkanıydı. Sıfır borçla kurdu. 76 milyon borçla Cüneyt Yüksel'e teslim etti. Bu arada heykeller yapıldı, bazı şeyler yapıldı. Güzel işlere de imza atıldı. Parkinson'lular evi olsun, Alzheimer'lar evi olsun gibi, spastikliler evi gibi olsun. Bunlar topluma kazandırılmış çalışmalardır. Cüneyt Yüksel'e borçlu bir belediye verildi. Cüneyt Yüksel'in gelmesiyle beraber tamamen yönetim politikası değişti. Şimdi bak, allak bullak oluyorsunuz şehirde yaşayanlar olarak. Şimdi Cüneyt Yüksel'in belediyecilik anlayışına bakıyorsunuz bambaşka. Ondan önceki Ekrem Eşkinat'a bakıyorsunuz bambaşka. Ondan önceki Adem Dalgıç dönemine bakıyorsunuz bambaşka. Yahu belediye başkanlıkları kişinin hani at sahibine göre kişiler meselesi ama burası bir at değil. Biz kimseye at teslim etmiyoruz. Biz bir şehir teslim ediyoruz. Devamlılık esas. Yani sistemler, her şeyler aynı olmalı. Sadece yöneticinin dokunuşları, minik dokunuşları farklı olmalı. Ama bu sistem değişmeyecek. Eğer devlet kamudaki açıkları kapatmayı denemezse, değil Mehmet Şimşek, başımıza Trump'ı getirseniz bu ülkenin ekonomisini düzeltemez. Ben Mehmet Şimşek'in başarılı olacağına inanmıyorum. Yani. Net. Çünkü daha önce kötü bir deneyimimiz var kendisiyle. Başarılı bir bakan hiçbir zaman olamadı. Ama ısrarla istendi. Hiçbir zaman olamadı. Hiçbir zaman olamadı. Bu saatten sonra da bu ülkenin ekonomisini düzeltebilme ihtimali milyarda bir bile değil. Anlayacağımız şey bu. Bu benim görüşüm. Aynen. Bu beni bağlıyor. Kızan kızabilir. Ama şunu söylüyorum sadece. Devletin içindeki kamu giderlerinin denetlenmesi yapılmazsa, kamu personel araçlarının benzin denetlemesi kontrolü yapılmazsa, kamudaki bütün müdürler dahil müdür yardımcılarının altına özel devlet arabaları verilip ailelerin altına kadar bunlar özel hizmetlerde kullanılırsa, efendime söyleyeyim yazlıklar, bilmem neler, tatil köyleri, askerinin içine baksanıza ya. Askerinin bir sürü özel eğitim kampları, bilmem neler, ordu evleri, mordu evleri. Herkes maaş alıyorsa bu ülkede ama devletten ama özel teşebbüsten herkes kendi cebinden harcayarak gidecek. O günün şartları neyse tatilini ona göre yapacak. Ben devlet memuruyum, devletin kampında, YSY'nin kampında işte 1 lira kuru fasulye yiyeceğim. Ben milletvekiliyim, meclisteki lokantada 25 liraya 4 kap oh yarım kilo eti lüp lüp indireceğim mideye. Böyle hikayeler yok. Yani
bir kast sistemi yaratılmamalı, devletin içindeki kamu giderlerinin denetlenebilir hale ve kontrol edilebilir bir hale gelmesi ekonomiyi zaten düzeltecek. Biz kendi kendini batıran, ekonomisini kendi kendine darbe vuran bir ülkeyiz. Bizi dışarıdan doların yükselmesi, Amerika'nın müdahalesi, İran'ın bize sırtını dönmesiyle ekonomimize bir şey olmuyor. Kamu giderlerinin olup olup denetimsiz ve kontrolsüz olmasıyla ekonomi bu durumda. Biz kendi kendimizin ayağına pranga takmışız ekonomiyi. Neyi konuşuyoruz burada? Ekonomistin biri çıkıyor, Amerika'nın paritelerine, borsanın bilmem trendine, ne diyorsun hocam sen ya? Bu hangi dil bu? Abi ya ne diyorsun sen? Böyle bir hikaye yok, kimsenin inanmasını da beklemeyin. Ama kamu giderleri denetlenemedi. Kamu ihale kanunları net bir şekilde denetlenip sonuçları da net bir şekilde layıkıyla şartnamelere göre teslim alınmadığı müddetçe bu ülkedeki ekonomi düzelmez abi. Ya işin net ilave olarak söyleyeyim. Bir ara verelim. Hem bizim verelim suyumuz mi? Azaldı, gırtlağımız kurudu. Sevgili izleyenler, bu arada bir dip ses geliyordur yayınımızı. O da fanları açmak zorunda kaldı. Çok sıcak. Lütfen çok hoş sıcak görün gerçekten şu anda. Stüdyomuzda yanıyor burası. Biraz sıcak. Biraz sıcak ama Serkan'cığım bir 10 dakika mı 15 dakika mı? O kadar değil, bir 3-5 dakika bir ara. 5 dakika bir arası olacak kadar. İnşaat çalışmaları da binada devam ediyor. Zaman zaman önlenemeyen sesler de gelebilir. Evet. İzleyici bize konsantre olursa daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Evet, kısa görüşmek üzere. Tekrar birlikteyiz. Sevgiler. Evet sevgili izleyenler, tekrar birlikteyiz sizlerle. Bizi yoğun bir ilgiyle takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız var. Sorularınızı da bekliyoruz. Fikirlerinizi de bekliyoruz. Atanlar var buraya. Hem WhatsApp'tan hem de Facebook'tan, sayfamızdan. Bizleri aynı zamanda böyle duyurularını hep arkadaşlar söylüyor, hatırlat hatırlat diye. Android uygulamamız da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani Play Store'a giriyorsunuz. Oradan Trakya Türk TV'nin bir uygulaması var. Onu indirdiğiniz zaman bizden her türlü haberdar oluyorsunuz programlarımızdan. Aynı zamanda dilediğiniz programı dilediğiniz zamanda açıp izleyebilirsiniz. Uydu ve Kablo TV Dijitürk yayınlarımızın yanı sıra. Şimdi isterseniz yavaş yavaş biraz yerel siyasete doğru gelelim. Evet. Zamlardan bahsettik. Emeklere yapılan zammın seyyanen veya yapılan zamların yetersiz olduğunu özellikle emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bu konularda muzdarip olduklarını bir cümle ilave bir kez daha verir misin? Haddim aşmış olur mu? Buyurun lütfen. Bu emeklilikle ilgili çok basit ama önemsediğim bir şey bu. Dikkat edersek hükümet politikalarında genelde çalışanlar çok önemseniyor. Çünkü onlara birbirimizin işi düşüyor. Mesai veriyorlar. Memura imza at, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyebiliyoruz. Ama emekliye hükümetlerin, devletlerin neredeyse işi hiç düşmediği için lazım olanlara seyyanen 8 bin, düşünmelerine, varlıklarına ihtiyaç olmayanlara da hiçbir şey gibi bir mesaj verilmiş gibi oldu diye altını çizmek istedim. Ben de altına imza atıyorum. Lütfen devam et. Müthiş bir cümle kurdum. Sözüne girmiş oldum. Teşekkür ediyorum. Ya şimdi bu çok uzun uzun bir konu. Çok. Emeklilere yapılan bu zamlarla ne gibi mesajlar veriliyor? Emekliler istemiyor mu? Bütün dünya politikasına baktığın zaman pandemi de dahil. Emekliler tabiri caizse ölsün de kurtulalım gibi bir tavır izlendi pandemi döneminde. Çünkü tüketici toplumu hiçbir işe yaramıyor, üretime katkı sağlamıyor vesaire. Hiç bilmiyoruz ki sanki yarın da biz emekli olmayacakmışız gibi. Yani bugün işte siz oldunuz, tabii, bugün yarın da ben emekli olacağım. Aksakallıları yaşlılardan kuruyorlar, ihtiyar heyetlerini yaşlılardan kuruyorlar. Bu konu uzun uzun bir konu. Sadece bugün için eleştiriniz şu, emeklilere yapılan zamlar yetersiz, hükümetin, yetkililerin bu konuyu bir kez daha masaya yatırıp insani sınırlara taşınması lazım, rakamların. Evet. Hani biz biraz da şey yapmak istiyoruz. Şimdi diye Atatürk'ün sorduğu o yaşlı amcanın da biz buradaydık değil. Orada bir mesaj var aslında. Emekliler de çalışıyordu. Tamam mı? Yani bugün biz neredeydik derken çıkıp da bir insan eleştiri yaparken hangi konuda eleştiri yapacaksa o konuda. Ne yazıktır ki muhalefet sapla samanı birbirine karıştırarak şeyler yapıyor. İyi bir muhalefetimiz olsa zaten iktidar bu kadar rahat rahat istediği ben yaptım oldu belki de demeyecekti. Seyyanen cümlesini kuramaz bir kere. Şimdi yapılan muhalefet zamlar etse
Ya benzinle alakalı bu kadar bir gecede yapılan zamlar, dövizin bir anda %50 oranında artışı, bir sürü gelen zamlar. Bunlara muhalefetten biri çıkıp bir şey söylediğini, yani böyle doldura doldura bir şey söylediğini duydunuz mu? Birbirlerini yiyorlar. Hani nerede? Koltuk kavgası. Çünkü aynı yerlerden besleniyorlar. Bu bambaşka bir konu. Ben bu kadarına girmiyorum. Evet. Beni de ilgilendirmiyor. İşte ister dayı yeğen ilişkileri olsun, ister yani muhalefet iktidar arası. Onlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz eleştireceğimiz noktalarda eleştiririz. Öveceğimiz noktada da elbette ki övgüyle bahsederiz. Şimdi yerel siyasete girmeden en son sevgili izleyenler, Tekirdağ'da biliyorsunuz Kiraz Festivali yapıldı. Bir sürü sıkıntılar, o kadar güzellikleri sıkıntılar sonrasında da bugün artık festival bitti. Şimdi de festival alanındaki esnafların bir sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Oradaki esnaflarımıza yüksek yüksek bedellerle yerler satıldı. Ne kadar yüksek? Mesela küçük bir mısırcı ve bir şeye 80 bin lira. Tamam. 80 bin lira vereceksin. İşte festival boyu ve şu anda da daha devam ediyorlar. Bir de bu yıl uygulanan bir şey daha var. Elektrik paraları. Kendileri ödeyecek. 26 milyon lira elektrik parası gelmiş. Bugün yarın bakın orada bir kıyamet kopar. Elektrikleri belediye, Büyükşehir Belediyesi kendi şey yaptığı elektrikleri bugün yarın kesecek. Süleyman Paşa'ya rücu eden, dolayısıyla da oranın organizasyonunu yapan, üstlenen Sayın Sami Kayın. Baş sorumlu mu? Şeyleri pazarlayan onlar, odalar. O zaman 26 bin lirayı... 26 milyon, milyon. Esnaf sanatkarlar, 26 milyon TL elektrik parası. Bugün yarın elektrikleri kesilmekle karşı karşıya kalabilir. Oradaki esnaflar şu anda sıkıntılılar, çoğusu zarar etti. Ez cümle ne demek istedim? Ez cümle ne demek istedim? Ez cümle şunu demek istiyorum. Orada... Evet, orada ne var? Alınan paralar... Alınmış mı? Kim tarafından alındı? Ne kadar toplandı? Ne kadarı belgelendirildi? Ne kadarı da açıktan alındı? Sen zurnanın zırt dediği yere geldin hemen. Direkt geldin şimdi tamam sevgili mı? Yaşar Polat. Bunlar, yani Kiraz Festivali'nde çadırların satımında kimler ön ayak oldu? Kim faturalandırıldı mı? Evet. Bunların her biri teker teker faturalan... Bunları mı demek istedin yani? Oradaki, evet, Sami Kayın. Şöyle Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar ve Tekirdağ Pazarcılar Odası Başkanı Sami Kayın. Sayın Polat'ın bir sorusu var. Diyor ki Kiraz Festivali'nde satılan yerler ne kadara satıldı? Ne kadara satıldı? Ne kadarı belgelendirildi? Ne kadarı açıktan alındı? Belgelendirildi, vergilendirildi mi falan filan bir sürü şeyler söyledi. Elektrik bunun altının doldurulması lazım. Elektrik paralarını kim ödeyecek? Elektrik faturası 26 milyon lira olmuş. Yakında elektrikleri kesilir deniyor. Sami Bey, sizi kanalımızda Yaşar Bey ile programa davet ediyoruz. Yaşar Bey ile sizi aynı stüdyoya sokalım burada birbirinizle. İstanbul'dan gelen firmalar kapattı gitti. Onların yerine elektriklerini kim ödeyecek? Buradaki esnaflar onların yükünü de üstlenecek mi? Ama 4 günlük değildir o. 4 günlük değil tabii ki de. Yani festival biten, yani 26 milyon yaz sezonu ya. Bitene aylık gelen para bu. Aylık gelen para bu. Belediye şimdi bugün yarın elektriklerini kapatacak. Kapattıktan sonra belediye ne olacak? Belediye kapatma yetkisinde değil ki. Büyükşehir kendine verir. Büyükşehir'in abonesi olduğu, büyükşehir'in oraya vermiş olduğu elektriği kapatacak çok bugün yarın. Çok yazık. Ve oradaki esnaf para ödedi. 80 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira para ödeyenler var. Bunlar orada dolaplar, gerçi orada da bir şey var. Adam bir dolap çalıştıracakken 4-5 dolap çalıştıranlar var. Dolapları kapanacak. Buzdolabı gitti. Ne yapacaklar orada? Yeme içme kalmaz. Yeme içme kalmaz. Zaten parayı veren onlar ve devam eden de onlar şu anda. Her bir kiracın ayrı elektrik saati var mı sayacak? Toplu geliyor işte elektrik. Orada paylaştırılıyor. İşte orada başka bir tartışma daha çıkacak o zaman. Genel elektrikten istifade eden var. Genel elektrikten tabii. istifade eden tabii. var. Bir de kendine ait böyle elektronik aletleri veya işte beyaz eşyalarını orada... Şimdi kiraya veren ortamın anladım. Toplam elektriğini sıkıntı kendi yani öderse orada. Problem yok. Şimdi biz oturuyoruz birlikte bir yemek yiyoruz. Yaşar derse, Polat iki tane yetmişliği deviriyor. Biz iki tane oradaki peynirden kemirme yapmışız. Ama orada gidiyoruz hesabı. Bu ona benzemiş. İçmemiş de olabiliriz. Olmaz o iş. Ekmek kemirenle rakıyı deviren yani, biri olmaz. Yani üzgünüm. Festival alanındaki oradaki esnaflar bugün yarın orada kıyamet kopabilir, ben size söyleyeyim.
Birinci sorun bu. İkincisi de Sayın Kadir Albayrak geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da, Trakya'da da ilk ve tek diye adlandırılıp yapılan, açılışı yapılan bir galericiler sitesi vardı. Sayın Kadir Albayrak orada kendisine takdim edilen plaketi neden almadı? Neden iade etti? Ben almam, işimde olmaz bundan sonra da deyip küstü ve gitti. Neden? Büyük bir skandal açıkladın sen şimdi. Evet. Bak bundan haberim yok. Bunu oradaki gazeteciler görenler var fakat kimse dillendirmedi, rezalet. Kimse söylemedi. Ben bekledim, ben gitmedim ama tabii ki orada bizim arkadaşlarımız vardı. Nedenini de biliyorum. Hani benim katkım olmadı diye mi almadı acaba? Hayır. Müsaade edersen açıklayayım. Lütfen. Merakımı gider. Tam bir ilgi alanımı çekti yani. Şimdi başta şunu söyleyeyim, Kadir Albayrak haklı. Neden haklı? Tabii yine de takdir izleyenlerimizindir. O da ayrı bir şey. Şimdi burada galericiler sitesi, evet, oraya güzel bir yatırım yapıldı. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Yani kent için önemli bir yatırım. Kent için. Ama kent içindeki galeriler lütfen kapatılsın. Oraya bravo, gitsin bravo. Yani. Şimdi hem orada faaliyet hem burada faaliyet neden yapanlar. Neden burada açıldı? Çıkan yasayla birlikte toplu yaşam alanları içerisindeki otomotiv sektörünün bir noktada birleşmesi yönünde Türkiye'deki çıkartılmış olan bir kanuna istinaden Tekirdağ'daki galericilere de gösterilen yer orasıydı. Çok tartışmalar oldu orayla ilgili. İşte karayollarının çok yakın mesafesinde vesaire bir sürü işte tarım arazisi ne yapıldı falan. Hadi bunları görmezden geldi. Kova orası. Efendim? Çok verimli bir olay. Evet. Bir sürü tartışmalar falan yapıldı ama neyse, orası uygun görüldü. Oraya gidip bir yere gidecekti yani sonuçta. Orası uygun görüldü. Orası kabul edildi ve galericiler orayı kabul etti gitti. Ve daha öncesindeki kooperatiflerin tam işi bitirememesi, yarım kalması vesairesini bu yönetime nasip oldu. Başında da Salih Dağ'ın olduğu, kooperatif başkanlığını da Salih Dağ'ın yaptığı, kendisi de bir galerici, bir açılış organizasyonu yaptılar. Bu açılış organizasyonuna burada ilgili ilgisiz bir sürü de protokolden insanlar davet edildiler. İcab edenler ne güzel icab etmişler. Şimdi protokolde, usulde şöyle bir kural vardır. Mülki amir kimse, yani yıllardır gazetecilik yaptığımız için biliriz. Mülki amir kimse, öncelikle onun yani bir ön plana çıkartılması gerekir. Ya en başta onun bir ödülünü verirsiniz ya da en sona saklarsınız diye bir onur etmek istersiniz. Onur etmek istersiniz. Sayın Valinin katılmadığı bir yerde, Tekirdağ'da mülki amir, tabii milletvekilleri de yok, katılmadığı yerde Büyükşehir Belediyesi oranın mülki amiri midir? Mülki amiridir. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada sırasıyla isimler okunuyor. İşte konuşmasını yapmak üzere Ahmet, Mehmet, o müdürümüz, bu başkanımız derken hepsi konuştu mu? Söz verenler konuşmuş. Kadir Albayrak'a sıra geliyor. Kadir Albayrak da konuşuyor ve bitti. Sanılıyor ki bitti. Bitmedi. Meğerse yeni başlıyor. Meğerse bitmemiş. Oranın mülki amiri başka biri daha varmış gözükmeyen. Bir süre önce görevinden istifa eden ya da ettirilen Sayın Cüneyt Yüksel'e son söz veriliyor. Mülki amir o şeyiyle. Kadir Albayrak'tan sonra. Hüseyin Uzunlar'dan, mevcut belediye başkanından da sonra. Oradaki herkesten sonra. Bunu gören Sayın Kadir Albayrak çok içerliyor bu duruma. Çok bozuluyor. Niye? Ve niyesi yani haklı. Ama Cüneyt Yüksel belediye başkanlığı döneminde o saygı gereği orada konuşmasına olmaz. Müsaade edilmiş olabilir. Olmaz. Olmaz. Çok tepkisi, oranın yapılmasındaki ana tepkisini koyuyor. Belediye başkanı Cüneyt Yüksel'dir de o yüzden. Yani oranın gerçekleştirilmesi, bitirilmiş hali Cüneyt Yüksel dönemi. Cüneyt Yüksel orada kişisel değil.
Süleyman Paşa belediye başkanı olduğu için oranın açılışını. Hayır, sen yanlış anlamışsın. Bir dakika abicim yani. Asla olamaz. Ne olamaz? Cüneyt Yüksel Süleyman Paşa belediye başkanı şu an değil. Bitti, nokta. Olmayan nokta. Ama buranın yapım belediye başkanlığı döneminde, bugün Adem Dalgıç da belediye başkanı değil ama kendi döneminde yapılmış bazı şeylerde konuşma kendisine verilebiliyor. Sevgili Ayvaz. Temsil yetkilisinde bulunduğu dönem için saygı gereği diyorum. Saygı gereği yine bir söz. Belediye başkanı diye lanse edilmez. Ya tamam. Kim etmiş? En son çıkartılması mülki amir en son çıkar konuşur ya. Bu usulü de bilen Sayın Albayrak alın diyor şeyiniz de sizin olsun. Tamam burada bir dur. Bıraktı. Bir cümle. Önemli bir şey söyleyeceğim. Haklı mıdır haksız mıdır? Sevgili izleyiciler. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acilen ARH negatif kana ihtiyaç olduğu söylendi bana şimdi. Tekir AVM'nin önünde, Çorlu Orion AVM'nin önünde kan verebilirsiniz. Kan vermek için telefon numarası veriyorum. Çok önemli, acil bir hasta. ARH negatif, zor bulunan bir kan. Bu kan grubunu taşıyan vatandaşlarımız, lütfen not edin bu telefon numarasını. 0531 925 çift 038 tekrar ediyorum 0531 925 çift 038 numaralı telefonu arayarak ARH negatif kan vermek isteyenler lütfen ellerini çabuk tutsunlar. Allah acil şifalar versin diliyorum. Abi. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın böldüğüm için ama çok önemli bir şeydi bu. Peki. İnsan sağlık, hayatı her şeyden önemli. Sağlık, her şey. Evet. İkincisi de buydu. Kadir Albayrak niye kızdı şimdi? Cüneyt Yüksel konuştu diye. Sayın Ayvaz, şey orada Cüneyt Yüksel ismi veya plaketi de bu yüzden mi almamış? Bu yüzden almıyor. Burada Cüneyt Yüksel meselesi değil. Bu senin görüşün mü? Yoksa bunu bizzat mikrofondan dileme getirmiş. Bir konu daha var, onu da söyleyeceğim bundan bağlı. Ama bunu bir açıklığa kavuştur. Ya Sayın Ayvaz, bunda anlamayacak bir şey yok. Adam oraya gidiyor açılış yapmaya. Ne olarak? Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Ne olarak? Tamam, Kadir Albayrak olarak konuşmaya... değil. Bir dakika bak. Kadir Albayrak olarak değil. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Tamam. Tamam mı? Neye gitti? Açılışa gitti. Ne olarak? Mülki amir olarak. Çünkü vali yok. Orada en son plaket alırken mülki amir plaketini alır, ondan sonra da kapanır. Cüneyt Yüksel'e niye söz verdi değil mesele. Cüneyt Yüksel ilk başta çıkabilirdi, ortalarda çıkabilirdi ya da bir öncesi hani kendi belediye başkanlığı yaptığı Hüseyin Uzunlar'dan plaketi almaya mı çıktı, konuşmaya yapmaya mı? Konuşmaya çıktı? Ve plaketini almaya. Plaketini almaya bir teşekkür plaketi sunulmuş kendisine tabii. Organizasyonda evet. Anlamamız gereken burada, bu. O plaketi alırken de bir teşekkür mikrofonda yapmış. Tabii. Ama oraya ne büyük katkı veren belediye başkanı olarak, eski belediye başkanı olarak. Ya bunu şimdi, lütfen ayırdına varalım. Burada, Kadir'in burada kızması için gerektirecek hiçbir şey yok. Yaşlılık alınganlığı bu. Orada ben, titre olarak Süleyman Paşa Belediye Başkanı olarak çıkartılmamış bu, ki en son kendisine senin, plaket verilmiş. Burada, sana da verilebilirdi plaket ya Yaşar, sen bana, almadın mı? Ya en son ben açılışımı yapayım, konuşmamı. Kadir Albayrak'tan sonra Yaşar Polat ya. Olur mu? Ay bunlara mı takılıyorsunuz? Ya bunlara takılmış işte Kadir Albayrak. Onayı kaldı, ondan sonra neyse. Daha çok kapris yapar, karısına yapsın kaprisi. Peki. Aman be. İkincisi... Yine orayla bağlantılı. Bir de bana getirip Kadir burada masaya yatırıyorsun ya, hayret ediyorum yani. Ay, ya abiciğim başarsa, Kadir Albayrak mesela oradaki organizasyonu yapan firma. O adam hayatı boyunca hep sunucu, alıngandı ya. Burada sunucu, hep alıngan, hep burada, bir şey alınıyor burada zaten. Bir sunucu hatası var, organizasyon hatası var. Burada o sıralamayı koymakta sıkıntı yaşamışlar. Salih Dağ belki bunu kasıtlı yapmadı ki yapmamıştır o diye düşünüyorum. Şey de olabilir. O an gelişmiş bir şey değil, önceden planlanmış. Hmm. Çıkacaklar listeler bilmem neler. Belki bu protokol düzeneğini bilemediklerinden dolayı. Doğru mu şimdi? Sonuçta bir kooperatif, yani hani abartacak bir kurum değil, kooperatif. Ne galericilerin kooperatifi, hani küçük görme anlamında değil ama şey anlamında, bürokrasi anlamında öyle çok tecrübeleri olan, çok bilgileri olan birileri değiller onlar. O zaman bilememişler. Şimdi burada sevgili Yaşar, madem şimdi otoboyun galericileri açıldı. Derhal belediye mi bu konuda görevli? Başka birileri mi görevli? Derhal görevinizi idrak ediniz. Lütfen yetkilerinizi kullanarak bunları uygulayınız. Nedir bu? Şehir içindeki bütün evet. Otogalerini kapatınız. Kesinlikle. O zaman niye yapıldı? Birilerine rant sağlamak için mi yapıldı orası? Var mı? Şehir içindeki bütün...
Baksana şu şeye yahu. Bizim buradan giderken ne bunun adı? İstanbul'a giderken sol bantta kaç tane galerici var? Onların her birinin burada oto galerisinde yeri olması lazım. Var zaten. Bütün araçlarını orada sergilemekten orada değil, burada sergileyecekler. O yer boşaltılacak. Bir. İki. Buradaki o otomobil plazaları ne anlama geliyor? Falanca markanın plazası, filanca markanın plazası. Onlar da otomobil satıyor. Ama sıfır satıyor, ama ikinci el satıyor. Yetmez onlar da kapanmalı. Onlar oraya yetmez. Onlar da kapanmalı arkadaşım. Biz eğer otomobil satışını bir yerde toplulaştırmak için böyle bir sisteme girdiysek, böyle bir kooperatif açtıysak, her biri yol kenarlarında ne kadar plaza varsa, evet, ne kadar otomobil satışı gerçekleştiren varsa evin altında veya yol kenarında, derhal kapatılmalı o zaman. O zaman burası niye yapıldı? Evet. O zaman burası neden var? Bak bunun cevaplanması lazım. Neydi Süleyman Paşa'nın yeni başkanı? Hüseyin Uzunlar. Hüseyin Uzunlar. Oturduğunuz yerde laf üretmeyeceksiniz. Oo. Sayın Hüseyin Uzunlar. Eğer belediye başkanı olarak o koltukta oturuyorsanız, yetkiniz varsa yetkinizi kullanın. Gidin kapı. Her tarafta buraya geldiniz, otomobil galerisi yapıyoruz dediniz. Her taraf otomobil galerisi, hala satışa devam ediyor dışarıda yahu. Vardı zaten. Yeni değil o. Gelirim belediyeye. Bak gelirim oraya. O kadar. Bir daha söyleyeyim mi? Beni getir. Sayın Uzunlar. Büyükşehir açılınca ben başka bir yerel şeyden bahsedelim istiyorum bir parça. Buyurun. Geçen sosyal... Konsantre olur da attınız. Ne kadar güzel. Tam böyle moda girmiştim. Sana başka bir yakışıyor. Şimdi sosyal medyadan bir arkadaşımız, okuyucumuz bana bir mesaj attı. Ya dedi, biz Millet Bahçesi'nin oradan dedi... Biz Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeyiz. Ben de Altınova mahallesinde, merkez ilçede oturuyorum. Evet. Millet bahçemiz de Süleymanpaşa'da yapılıyor. Trakya'nın en büyük millet bahçesi olarak yapılıyor. Reklamı yapılıyor. Yakında açılışı olacak. Sahil bandı üzerine millet bahçesi yapıldığı için sahilin o istikametinden Altınova Kumba istikametine doğru yürümek istediğinde deniz kenarında, orada dedi bir engel var. Tam da köşede dedi bir otel var. Otelin adı değişmiş. Dolayısıyla oradan dedi, çitlerden dolayı sahilden yürüyüşe devam edemeyeceğiz gibi bir görüntü var. Sahiller herkesin, ilgilenir misiniz? Tabii biz okuyucunun dediğini dikkate alarak ben de Altınova'dayım. Kursa'da mı almış oradaki otel? Hemen otele gittim, birinci ağızdan. Hemen köşedeki otele gittim. İsmi değişmiş bu arada. Ciddi şekilde de faaliyetler de var. Var mı diye baktım, çit set vesaire falan, sahilin engellenmesi. Orada öyle bir engelleme yok. Belki önceden vardıysa bir şekilde kalkmış ama ben gittiğimde yoktu. Sağ olsun otelin müdüriyetine bakan yetkili arkadaş da geldi. Çok ilgili bir şekilde gezdirdi. Gördük ki orada sahil yürüyüşüne engel bir alan yok. Fakat ne var? Sahil yok. Bir deşarj deresi var. Islah edilmesi gereken. Tam sahilden Altınova'ya girmek üzeresiniz. Kumbağa Kavşağı'ndan döndünüz. Sahile ulaştınız. Sağa döndüğünüz zaman Altınova'ya gireceksiniz. Köşede bir otel var. Dere var orada. Orada Büyükşehir'in olduğu, kontrolünde olduğunu tahmin ettiğim, bildiğim bir yer var. Çok pis akıyor, pis kokuyor. Otlar felaket bir durumda. Otel işletemiyor ya. Adamlar orada otel işletemiyorlar kokudan, öncelikle pislikten. Öncelikle şu vurguyu yapmak istiyorum. Arıtık dedikleri su. Aynen. Nasıl bir koku sevgili Polat? Gidip görmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle görmek lazım. Birinci tespitimiz, otelin öyle bir sahili kısıtlayan telergüsü, çiti yok. Bütün girişler kapısı olmamak kaydıyla açık. Yani kapısız girişler söz konusu. İlave olarak oraya çok güzel turizme, yerel turizme hizmet edecek şekilde yapılanmalar var. Reklama girsin asla istemiyorum. Ve otel kesinlikle diyor, yerli müşteriyi de istiyoruz. Daha çok yabancı hizmet ediyoruz. Ancak diyor, yerliyi de çekmek gibi bir niyetimiz var. Kapatmamız asla mümkün değil. Fakat kapatamazsınız da de, kamu mal orası. Hayır, anlayışında da yok. Yani bunu kabul ediyor. Kesinlikle diyor, kapatmamız sahili mümkün değil. Ancak diyor, şu derenin diyor halini ben size göstereyim, başka hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Ben de buradan bunu büyükşehirimize iletmiş olalım. O Altınova'nın sahil başlangıcındaki derenin, ama üstü kapatılarak ıslah tehliği neyse ıslah edilmesi, belki derin deşarjla deniz için akıtılması, mümkünse bir arıtma mantığım olur bilmiyorum ama çok kötü bir görseli var. Çok orada kötü bir parfümle var. Parfüm sıkıyor. Yıllardır o bir sıkıntı. Yerel sevgili Kadir Albayrak. İçin oraya müdahale gerekiyor. Sevgili Kadir Albayrak. Hazır yatırımcı da var. Otomobil galericilerinde Cüneyt Yüksel'e plaket verilmesine alınganlık gösterip plaket almamış mı?
Almamış. Almamış. Kapris yapıyorsun. 76 yaşında adamsın. Utanmadan kapris yapıyorsun. Ama az önce evet. Sayın Uzun'un söylediği Altınova'da o arıtarak denize boca ettiğimiz su diye git oradan bir bardak su al da git evindeki saksıya iç demiyorum. Saksıdaki çiçeğine bir dök bakayım o çiçek ölüyor mu ölmüyor mu görürsün. Leş gibi, iğrenç, hiç arıtılmamışçasına leş gibi bir su akıyor. O bir sıkıntı. Bir. İkincisi, Cüneyt Yüksel'e alınganlık göstereceğin kadar Altınova'da yaptığı devrim gibi sahil düzenlemesini devam ettir de hiç olmazsa o millet bahçesiyle o Altınova'nın o işte bahsettiğiniz evet. otelle Cüneyt Yüksel'in yaptırdığı Altınova Gazi Hasan Paşa evet. Parkı'nın arasındaki alana bir sahil bandı düzenlemesi sen yap da bu millet bir görsün be. Hizmet görsün senden Kadir Albayrak. Yattığınız yerden maaş alıyorsunuz. Biz size saltanat yaşayın diye oy vermedik arkadaş. Çalışın. Ya bir tane bir işiniz olsun ya. Bir işe bir dokunun bir yaş. Şu topluma bir faydalı ya, bir iş ya, yapın ya. Resortlarda paylaşıyor işte Kadir Albayrak. Ne yapmış? Dönemin en büyük yatırımlarını böyle yapmış. Hangisi? Bir örnek göster. Resortları oku. Ya billboardlara göre mi bakacağız billboardlara biz? Billboardlara renkli arada bir de tepeye çıkıyor. Allah bilir bir de tepede... kitap bastırmıştır o şimdi böyle kalın kalın açtık çok yiyemeyeceğimiz kitaplar bastırmışsınızdır. Bilir de onlardan para kazanır kazansın ya ama yöntem... toplum için bir şey yapın Yaşar diyorum Kadir Albayrak. Yaşar Albayrak bana bak sen bu gidişle belediye başkanı olmayasın Allah söyledi. Niye olmayalım? Yani neyimiz Yaşar Albayrak ama. Bir yerden başlamaz. Bir belediye başkan adayı Süleyman Paşa'da Büyükşehir'de çıkarsın. Bir de buradan Çorlu Belediyesi'ne seslenmek istiyorum. Çorlu deyince aklıma unuttum. Kaynamasın araba. Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt. Şöyle arabanla arada bir ara yollara bir gir. Orada bir yolların çukurdan öte hendeğe dönüşmüş olduğunu gör. Lütfen bir an... Lütfen bir an evvel o yolları nasıl yaparsın, nasıl edersin bilmiyorum ama yani ciddi sorunlar var. En ufak yağmur yağışlarında orada sel oluyor yani. Çorlu'nun ciddi bir altyapı ve üst yapı sorunu, sıkıntısı var. Tamam sizi anlıyoruz, nüfusunuz çok fazla ama ona göre de... Ne fazlası? Ona göre de iller bakmasından... Süleyman Paşa ile alt tarafı o 20 bin kişi fark var arada yahu. Ne fazlası Yaşar Bey? Öyle bir bahanesi var. Cüneyt Yüksel'in bahanesi var mıydı? Neyse, Cüneyt Yüksel'in bahanesi var mıydı? Gerek yok abi örneği vermeye. Şimdi, hayır örnek Çorlu, vermek gerekirse biz, sevgili izleyiciler Çorlu, Ahmet Sarıkurt il olacağız diyorsunuz ya. Altınovalılar üzülmeyin. Süleyman Paşa'nın yanına bir de Altınova Mahallesi kurulacak. Biliyorsunuz mahallesi kurulurken de Kumbağa'da Barbaros'ta Altınova Belediyesi'ne bağlanacak. Çorlu il İddialar olsa bunlar. Çorlu o yüzden siz da, artık bir belediyede yani. Yaşıyor Çorlu olacaksınız. Olsa, siz de Altınova Belediye Başkanı olacaksınız. Çorlu il olsa bizim Çorlu'muz. Tebrik ediyorum şimdiden. Siz belediye başkanı. Neden olmasın be? Altınova Belediye Başkanı. Altınova Belediye Başkanı. Kumbağa sana bağlanacak. Yenice geliriz orada bir tane bir konteyner atarız dağlara. Selahattin'cim bizi görme deriz. O zaman ne şartla kabul ediyorum. Süleyman Paşa Belediye Başkanı sen ol. Seninle beraber düğünle mi yapacağız? Hayır. Sen büyük şehir olacaksın bizim için. Bizim mahallen. Ay canım. Gönlünden geçiyorsa Allah razı olsun. Yaparsın en güzel. Şimdi insanlar emekli olunca hep böyle ne yapabilirim diye düşünürlerken. Hükümet kurar, hükümeti yıkarız. Biz iki emeklimiz. İki emeklimiz, yaşlı emeklilerimiz şimdi... Kendilerine belediye başkanları oluyor. Hayırlı olsun. Herhalde şimdi senin söylediğin yerden şey yapalım. Sosyal medyada dolaşmaktan şehirlerde dolaşmayı unutuyorlar. Değil mi? Yani buraya gelmeden seçilen vekiller Ankara'yı ve Türkiye'yi birbirine katmaya da devam ediyorlar. Bu arada yerel seçimler yaklaşırken CHP'de biliyorsun üyelerin, delegelerin yenilenmesi, delegelerin yenilenmesi söz konusu oldu. Süleyman Paşa'da bütün listelerden neredeyse açık ara bir Ali Engin kardeşimiz çıktı. Görünen o ki muhtemelen ilçe başkanı da o olacak gibi duruyor. Kim? Ali Engin. Aynen. Ha, gidiş oraya gidiyor. Doğru. Şimdi burada sevgili Faik Öztrak buna müsaade ediyor mu etmiyor mu tartışmaları var ama eder o mi? Milletvekilliğini 5 yılına aldığı için şehrin biraz demokrasicilik oynamasına müsaade ediyor olabilir. Fakat Ali Engin neden bu teveccühü aldı diye ben biraz kulak kabartmaya gayret ettiğimde yine benim çok eski bir dostum, iyi bir CHP'li olduğunda bildiğim sevgili Levent Şentuna'nın sen ki dedim bu kadar bu sistemin değişmesine meraklı olan birisin. Neden dedim Ali Engin'i Yavuz Mahallesi'nde delegesi de olarak destekledin, ettin. Abi tek bir dedi beklentim var. Ön seçim istediğini biliyorum. Yerel seçimlere giderken. Ön seçimi dedi, kim yetmez istiyorsa ben dedi onu destekliyorum. İnşallah dedi bu baronların saltanatının yıkılacağı bir seçim olacak.
Tabii var olarak kaçtığını ne olduğunu kuşu biliyoruz. Kuşu kalkmaz. Ama en azından kalkmaz. Böyle de şimdi ben öyle bir şarkı var. Gücü yetmez. CHP'nin içinde kesinlikle ve kesinlikle kim gelirse gelsin. Bakınız. Hodri meydan. Evet. Kim gelirse gelsin ön seçim yaptıramaz. Tekirdağ'da ön seçim neden? CHP yapmaz. Ya, neden? Faik Bey var. Yaptı Faik Bey'in ruhunda ön seçimler yapılmış olarak direkt buraya gönderiliyor ya zaten. Ya bu şimdi milletvekili seçimi için demiyoruz. Yerel seçimler için bu dönem muhtemelen ön seçim yapılacak. Yapılır irticalen ama uygulanmaz. Yapıldı daha önce de. Kimler kazandı, kimleri çıkarttılar. Şimdi. Hani Şerafettin Terzi birinci sıra çıktı CHP'de. Kadir Albayrak neci? Yani. Kadir Albayrak neci? Sevgili Yaşar Polat. 2014 yerel seçimlerinde Kadir Albayrak'ın basın danışmanı bendim. Yontarak bir şeye benzeten adam bendim o adamı. Ne oldu? Şerafettin Terzi ön seçimde birinci listedeydi. Şimdi sırayla son Kadir tur. Kadir abimiz nerede? Son tur. Sonuncu bile değildi be. Sayın Ayvaz, son tur. Bugün bak programımızda en çok sen konuştun. Halbuki Selahattin Uzun saat mı tutuyorsunuz? Saat yok, tutuyorum ama büyük bir keyif izliyorum. Şimdi sırayla gidelim. Selahattin'in programı. Tekirdağ'da 11 ilçe bir de büyükşehir olmak üzere 12 belediye başkanı var. Önce ben fikrimi söyleyeyim, atayım ortaya. Siz de ne düşünürseniz bilmiyorum. Bana göre şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12 tane belediye başkan adayları mevcut belediye başkanlarıyla devam eder diyeyim. Yani 8 tane belediye başkanı zaten mevcut. Büyükşehir de buna dahil. Neden Kadir Albayrak'la devam bana diye sorarsanız. Çünkü karşısında şu anda onu etkileyebilecek bir rakibi yok. Evet. Bu sebepten dolayı Kadir Albayrak devam. Saray Belediyesi devam. Oradan başlayarak gelecek olursam. Çerkezköy devam. Bu tarafa gel, Çorlu devam. Nasıl yani? Vahapakay devam mı? Aynı yerinde devam. Vahapakay Büyükşehir'de olmayacak mıymış? Yok, Çorlu'da devam. Vahapakay kazanamazsın Çerkezköy'ü söylüyorum. Benim yanlış anlaşılmasın. Kazanamaz ama Çerkezköy'ü. Bu benim fikrim. Kazanır kazanmaz. Kazanamaz. Benim fikrim 8 tane belediye başkan adayı tekrar aynı belediye başkanları olur devam eder. Benim fikrim, bu senin öngörün mü? Benim öngörüm. Ha. AK Parti'ye dönüyorum şimdi de. AK Parti'de mevcut belediye başkanlarından Hayrabolu Belediye Başkanı belki istemeyebilir kendi isteğiyle. Ben yani, öyle düşünüyorum. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı'yla devam. Kapaklı Belediye Başkanı'yla devam. Mustafa Çetin'le devam. Ha ciddi rakipleri var orada onu da söyleyeyim. Var ama devam. Buraya döndüğümüz zaman Yok yola devam. Tekirdağ'da kritik beklenen İki tane aday, bir Büyükşehir, iki Süleymanpaşa Belediye Başkan adayları kim olacak? Hala karşılığı cevabı olmayan, çok kendini ön plana çıkartmak isteyen ya da istemiyorum yalnız cebime koy diyenler var. AK Parti o yarışı kaybetti. Başlamadan bitirdi. Cüneyt Yüksel'e Melek Mosso mudur, Hosso muydur operasyonu çekilerek... Tekirdağ'da kalplerde, gönüllerde bakınız sadece AK Partililerin değil... AK Partili olmayanların bile kalbinde, gönlünde yer edinmiş bir belediye başkanlığı, başarılı bir belediye başkanlığı. Hadi şimdi o trollere, AK Parti'nin trollerine Mosso'ya gösterdikleri Cüneyt Yüksel Mosso'ya sarılmış. Cüneyt Yüksel Mosso'yu savunmuş. Emeklinin hakkını savunsanıza. Sayın Gökçek. He? Ekonomi de dipte. Hadi troller, AK Parti'nin trolleri. Ekonomi konusunda suspussunuz. Meral Mosso muydu neydi? Melek. Melek Mosso. Melek Mosso konusunda pabuç gibi dil, pabuç gibi yayınlar yaptınız Twitter'dan, Instagram'dan veya ne onun adı Facebook'tan. Hadi buyurun emeklinin haklarını, hukuklarını alamamasını konuşun. Hadi bakalım insanların açlık sınırında yaşadıklarını bir Twitter'larda bir o arkadaşlar hani kendine avukat süsü veren adamlar. Buyurun. Haydi. Tamam. Cüneyt Yüksel'e bozuk para gibi harcadınız ama AK Parti'nin değil Tekirdağ Süleymanpaşa'da Trakya'daki akıbetini harcadılar. Yani bunu, kaleyi terk ettiniz. Bunu, kaleyi savaşmadan terk ettiniz. Bunu zaman... Ve bunu da AK Parti'nin trolleri başardı. Buyurun kına yakın. Şimdi tek başına buyurun kına yakın. Değil. Şu anda en büyük sorun. En büyük sorun bu. AK Parti ile bak aday birlikte... yok diyorsunuz Yaşar Bey. Şimdi aday... Kim çıkacak? Mustafa Yel mi çıkacak yine? Kazanamaz. Meslan Özcan'ı mı koyacağız yine? Kaybeden adamları mı koyacağız yine tekrardan seçimlere?
AK Parti'nin içinden bir tane isim söyler misin bana? Hadi bir isim söyle. Şu gelsin kazanır diyebileceğin bir isim ya, bir isim. Atıyorum kalemi, çıkıyorum programdan. Sayın, hadi. Sayın Ayvaz. Hadi buyurun. İsterse, yok. Bak isterse şu an dediğine katılıyorum. Büyükşehir veya Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı için bilahare biz adayımızı verileceğiz. Adayımız yok dese bile CHP. Kimseyi bak, koymasına gerek, ceket koyuyorlar diye ceket yapsın, de, odun koysunlar ceket de, kazanırlar. Cekete odun. De gerek yok. Odun. Yani bilahare. Ha, bunu neden söylüyorum? Sadece etken bir tek Cüneyt Yüksel değil. Sebep sadece bu değil. Yani insanların birikmiş olan tepkileri var. Belki genel seçimlerde bu tepkiyi... Genelde kazandılar bak, belki ama bu, yerelde kaybedecekler. Şimdi genel seçimlerde tepkisini doğru gösteremeyen AK Parti'ye oy vermiş olanlar... Kızgın olduğu halde, kırgın olduğu halde, küskün olduğu halde yine beka meselesi, ülke meselesi deyip AK Parti'ye, dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a oy verenler İstanbul'da yaptığı gibi özellikle Trakya bölgesinde ben tulum çıkartacağını düşünenler benim Cumhuriyet Halk Partisi. Yani sadece Tekirdağ Süleymanpaşa'yla değil. O yüzden bu dönem AK Parti'den aday olacakların işi gerçekten de çok zor. Hani kim olursa olsun çok etkili bir aday olabilir. Gerçekten bugün Cüneyt Yüksel tekrar affedilse gelse bile bitti bu dönem hocam. Süleymanpaşa'dan veya Büyükşehir'den evet kazanma ihtimali yine de yok. Bak yine de yok. AK Parti'nin trolleri Mosso meselesinde mesele, kurtardılar yani onurlarını. Sadece Mosso meselesi değil. Bak şu anda bu yapılan zamlar, emekliler bilmem neler yani bunların hepsi önemli etkenler. Sadece Cüneyt Yüksel, tamam Cüneyt Yüksel bana göre o tavrıyla devam etseydi, AK Parti'de hoşgörüyle karşılasaydı, Cüneyt Yüksel en azından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na devam etme ihtimali yüksekti. Yine garanti değildi. Çok yüksekti. Evet. Ama Süleymanpaşa Belediyesi'ni Cüneyt Yüksel yine devam ettirebilirdi. Kimi çıkartacaktı CHP Cüneyt Bey karşısına? Kimi çıkartacaktı? Kimi çıkartacaktı ya? Şu an mevcut aday adayı olmayı düşünenlere bakınız. Ya bunlar mı ya bizim önümüze koyduğunuz? Manav'da tezgahta görsem elleyip de almam bile yani. Neyse o bak, senin fikrin. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Süleymanpaşa'da bence karşımıza çıkartacağı yok isimleri Manav'da tezgahta görsem yoklamam adam almam bile yani. Katılmıyorum. Yoklamam bile aynen yani. Aynen. Bırakın bu işleri. Kesinlikle, ya belediye başkanlığı bu isimleri mi kalmış? Yaşar Bey. Kesinlikle katılmıyorum. Nereye katılmadığını yani, söyle ben de nereye katılmadığını göreyim. Bırakın bu işleri. Sizin içerisinde çok kıymetli. Çok tabii değerli canım ne kıymeti ya. Çok ne kıymeti. Ne, var. Bırak bu işleri. İşte geçen seninle beraber yapmayın Saray Belediyesi'ne gözünüzü gittik. Saray Belediye Başkanı 10 numara 5 yıldız bana göre bir adam. Doğru. Gibi adam. Doğru. Tamam doğru mı? Yani Cumhuriyet Halk layığını bulmuş bir adam. Bence belediye başkanlığında doğru yerde, doğru bir yani, isim, iş yapan bir adam. Ama ben şimdi Süleymanpaşa'dan bahsediyorum. Süleymanpaşa için de, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dedin ya. Var. Ha. Var şimdi, ama nerede? Şimdi çok güzel. Diyojen gibi alacağız, Fener'e bakacağız. Çok güzel insanlar var. Adam hayır, arıyor. Hayır, hiç aramaya gerek yok. Ben sana 10 tanesini göreceğiz, sayarım ama hadi, aday hadi gösterilir gösterilmez ona bir şey diyemem. Şimdi adamları ipe koyma. Süleymanpaşa'ya hiç isim vermeyeyim. Çıktı. Şeref Çetin çıktı Süleymanpaşa'ya. Olabilir, neden çıktı olmasın? Şeref ya neyse olabilir. Şeref Volkanlıların, Bey, şerefli adamdır. Volkanlıların adı geçiyor, güzel insan. Şeref Çetin olur, güzel insan. Ha belediye başkanlığını yapabilirler mi? Hı. Onu partisi bilir. Onu yapan, burada yaşayan yapan insanlar bilir. Kadir hani Albayrak yaparsa herkes yapar. Sen de yaparsın, ben de yaparım. Merak etme. Ya şimdi belediye başkanlığını yapmaya soyunmuş bir insan bir takım şeylerinden hani bir arınma dediğimiz ya artık bir kamuya mal olmuş bir isim olmaya evet aday oluyorsun. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunun bir örnek örnek vereyim ama hani şey yanlış anlaşılmasın. Hacca gitmeye karar veren birisi hacdan döndükten sonra artık hacı Yaşar olacak ya. Artık yaptığı her şey hacına mal olur. Artık haca gitmiş gelmiş aleni bir şekilde alkol tüketemez işte bilmem onu yapamaz. Sen belediye başkanına dön. Belediye başkanı olmaya karar vermiş veya belediye eline, başkanı beline, diline hakim olacak diyorsun. Adamsın. Aynen böyle. Evet tamam sevgili izleyiciler. Trakya Türk'te programın sonu gelmeyecek gibi ama burası inanın bana 45 derece var. Işıkların altında. Sayın Uzunlar. Evet, Hüseyin Uzunlar. Hüseyin Uzunlar mı dedi? Sayın Uzunlar değil mi? Uzunlar. Hüseyin Uzunlar mı diyor acaba? Amcası mı olur? Var mı hayır, acaba? Uzunlar değil ki, uzun Selahattin. Şimdi ha yine oradan oku bari. İzleyicilerden gelen bir mesajı iletelim. Ne diyor? Süleymanpaşa mahalle gibi yaşıyoruz zaman zaman belediyemizi de.
ana caddelere çıkan tali yollarımız var. İşte Altınova'mızdan var. İşte başka yerlerden var. Otlar düzenli aralıklarla kesilirdi. Tali yolun ana yola birleşmesi sırasında. Gitti, otlar da kesilmedi mi? Tam da onu söyleyeceğim. O şeyler, yoldan kenarındaki otlar kesilmediği için trafik tehlikeli duruma geliyor özellikle dönüşlerde. Ben Süleymanpaşa Belediyesi'ne eski yaptıkları alışkanlığa devam etmelerini, şöyle bir mahalleleri tur atıp böyle yol kenarında büyüyen otlar varsa tekrar kesmelerini trafik güvenliği için rica ediyorum. Altına şu ilaçlamayı biraz artırın başkan. Evet. Nereye birleştirelim? Ormanlar yanıyor. Evet. Yani, İçimiz yanıyor. Evet, ben bir şeyler söyleyebilirim. Siz de lütfen devam edin lütfen ama ormanların yanması kesinlikle küresel iklimle, sıcaklık artışıyla alakası yok. Neymiş? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Mesela son zamanlarda bize ısrarla havalar aşırı sıcak, aşırı sıcak, bunaldık bilinçaltımıza kazıyorlar. Özellikle belediye arazi mi açıyor acaba? Süleymanpaşa'nın geçmiş dönem sıcaklıklarına bakın, hiçbir yazdan daha sıcak arka arkaya sıcaklarımız yok. Yani düşündüğünüz zaman 2 gün güneş yakıyorsa 3 günde rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Ortada bir küresel ısınma bu anlamda yok. Kutuplar, buzullar eriyor diyorlar, ormanlara bağlayacağım. Şimdi o büyüklükte buzullar eriyorsa deniz seviyelerinin yükselmesi ve dünyanın deniz kenarındaki kentlerinde yaşamın sele dönmesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Antarktika'nın en yüksek buzul oranının genişlemesi bu dönemde yaşanıyor. Dolayısıyla bizim bilinçaltımıza bir küresel ısınma var, itiyorlar. Dünyanın kendi çevresi, güneş çevresi ve güneş sisteminin galaksi içinde dönmesiyle dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaştığı yörüngesinden kaynaklanan mesafeler söyleyeceğim sürekli değişiyor. Dolayısıyla 1 derece düşme, 2 derece artırılma şey değiştirmiyor. 10 biner, 20 bin, 50 bin yıllık döngülerde öngörülen, bilinen değişiklikler asla rutin. Kesinlikle rutin. Asla küresel ısınma bu anlamda değil. Bu bir yalan mı? Kesinlikle net bir yalan. Bilim bunun tersini ispatlıyor. Bu yangınlar ne? İşte oraya getireceğim. Dolayısıyla şimdi önce bizi küresel ısınmadan bir başlatıyorlar. Bilinçaltımıza bir itiyorlar. Biz buna bir inanıyoruz. Akabinde karbon ayak izi diyorlar, karbon ölçümleri diyorlar, egzoz emisyon diyorlar, araçlar trafiğe çıkmasın mantıkları başlatıyor. İneklerin gazı diyorlar. Aynı pandemi gibi biz pandemi diyoruz ona. Kışa derlerse ki ya da bir dahaki yaza artık özel araçlar haftanın bir günü dışarıya çıkmasın, tekneler çıkmasın, bilinçaltımıza giriyor bakın. Değil mi? Ormanların yakıldığı bir süreçte atmosferdeki karbonu ölçtüğünde karbon küreselcilerin iddia ettiği o senaryoyu gerçekleştirecek düzeyde yüksek çıkıyor. Alın siz ormanlar niye yanıyor? Ölçümlerin yapıldığı dönemlerde rakamları şişirmek için. Birinci boyutu bu. İkincisi arabanın içine pet şişeyi koyuyorsunuz güneşin alnına. Bizim aldığımız güneş arabanın içinde yangın çıkarmıyor. Çünkü o pet şişedeki su mercek görevi görüyor. Ama biz merceği ilk öğretimlerde alırdık hatırlarsanız. Şöyle gözlük camında bile tuttuğumuz zaman kabiliyeti olabilirdi. Zaten sebep o. Peki o zaman oradaki şişeler. O zaman uydudan Starlink'lerden iddialara falan baktığınız zaman orman yangınlarının bütün bölgelerde düzenli olarak yakılması bir şekilde tartışılıyor. Kendi kendine binlerce yıldır yanmayan ormanlar işi gücü bıraktı son 2,5-3 yıldır niye Türkiye'de yanıyor? Böyle bir ihtimal yok. Ormanı önlediğinizde 5G'den vesaireden gelen radyasyonu hat safhada insanlığa uygulayabiliyorsunuz. Orman radyasyonu emiyor. Ormanı yok ettiğinizde iklim değişiklikleri ister istemez orman senaryolaştırılıyor değişiyor. Yani. Planlar senaryolaştırılıyor. Tamamen küresel bir insanlığın oyun. Kontrol önünde baskı var. Ormanların yanışlarının büyük bir temeli başka zeminde. Psikolojik algılarımız bozuluyor. Buna karşılık yangın uçaklarımız yöneticilerimiz eliyle devre dışı bırakılıp çalışmıyormuş gibi gösterildiği tartışmalarında yaşadık. Yani orman yangınlarının çıkmaması için halk hat safhada dikkatli elbette olacak. Ama bu yangınların da kendi kendine çıktığı konusunu bize inanmayacak, ciddi şekilde sorgulayacak, kendi fikri olacak. Ormanlarımız giderse çok şeyimiz gidiyor. Hemen bir şey bağlayıp size bırakayım. Ormanları yaktığınızda tabiatı da tozlaşmayı vesaire sıkıntıya soktuğunuzda bu işin ucu arılara kadar da gidebiliyor. Arılar tozlaşmanın ana unsuru olduğu için arıların yaşayacağı alanları gıda külle, dumanla, yangınla azalttığınızda tarım duruyor. Bakın bir kalem hamle ile ekonomiye ne biçim bir zararlar verilmesi söz konusu. Halkın bu anlamda daha araştırmacı olmasını tavsiye ediyorum ben. Ormanlarımız yanıyor, emeklinin sofrası yanıyor, emeklinin hayatı bitmiş, açlık sınırında yaşıyor. Hala bilir de toz pembe hikaye yazıyor.
Neydi? Seyyanen zam veriyoruz. Seyyanen değil, gerçek zamlar istiyor emekli. Emekli gerçek zamlar istiyor. Birilerinin seyyanen işte şu anki durum şartlara göre seyyanen biraz zam yaptık. Durumu idare edecek kadar zam yaptık. Değil. İnsani şartları sağlayacak şekilde zam istiyor emekli. Memur. Her türlü emekli. Yani memur emeklisi veya normal emekli. İnsanlara yaşama şansı verin. İnsanlar açlık sınırında yaşıyor. Gerçek anlamda açlık sınırında yaşıyor. Ve ben bunu net bir şekilde hissederek hayatımda söylüyorum. Diyeceksin bu kadar Brezilya, Küba, Japonya gezileri nereden? Bunların hepsi sizden sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Programımızı artık noktalama zamanı geldi. Atladık, ölüyoruz sıcaktan. Ormanlar yanıyor, burası daha da yanıyor. Daha Yaşar çok Polat. Konuşulacak konular var. Daha çok anlatılması gereken mevzular var. Yarım kalan konular oldu ama. Programımız devam edecek. Bizleri Edirne'den, Kırklareli'nden, Tekirdağ'ın çeşitli ilçelerinden, yurt dışından, yurt içi çok yerlerden. Bu arada bir müjde vereyim size sevgili izleyenler. Haziran ayı ölçüm sonuçları geldi. Trakya Türk TV Uydu'da biliyorsunuz aynı zamanda. Bir ay içerisinde 4 milyon bizi tekil izleyici izlemiş. 4 milyon bir ay içerisinde. Yani bizim elimiz arkadaşlar. Bir kişi. Oh, 1 milyon izleyicimize, 4 milyon izleyicimize çok teşekkür ediyoruz. 4 milyon kişiyi öpüyorum. Kokulu kokulu valla. Bizimle, bizden 15 yıl, 20 yıl önce yerel televizyonlarla kıyaslandığımız zaman... Ki ben sordum hani bu iyi bir şey mi, sevinelim mi, yoksa kötümüz daha mı çok mücadele etmemiz lazım? Daha mücadele baktı, etmek lazım. Baktı bu ölçümü yapan, isim vermeyerekten diğer televizyonlar çünkü onlarda da gizli. Ben hani bir daha sormayacağım dedim bunu. Sadece bildiğimiz, bulunduğumuz yerin ne anlama geldiğini sıralamada öğrenmek. Sıralamada kaçıncıyız? Ne yaptık? Hani onu bir öğrenmek isteyeyim dedim. Hani bir Show TV'de veya ismini veremeyeceğim ulusal ana akım medyadan bahsetmiyorum dedim. Hani bizimle şey yapan... Baktı, 25 yıldır dedi, Uydu'da olan bir televizyondan 1 milyon fazlasınız dedi, onu söyleyeyim dedi. Oh bebeklerim benim. Yerel televizyonlar arasında işte 2 milyon, 3 milyon arası dedi, hani şey dönüyor. Da 5 milyon olan da var bizden. Muhakkak. İsim de verebilirim, KonTV falan mesela bizden daha yukarılardalar. Ama şu an için çok iyi bir noktadasınız. Harbiden inanamadım dedi gözlerime. Yani 4 milyon, hani Trakya Türk falan, hani Tekirdağ... Ben hani Tekirdağ diye düşünüyor. Dedim abi sen sadece Tekirdağ diye düşünme. Edirne'si var, Kırklareli'si var, Balkanlar 12 milyon kesinlikle bir kitleden bahsediyoruz. Biz tamamına ulaşabilirsek. Bana ulaşılıyor. Yemin olsun bana Van'dan arayıp da ben senin gezi programlarını izliyorum, hayranınım diyen bir insanla karşılaştım. Aynen. Acaba trol mü dedim, beni işletiyorlar mı dedim, Nijat'cığım gazlama mı yapıyorlar dedim. Yok adam harbiden samimiydi yani. Evet evet. Ya Van'dan izlenmek de benim hoşuma gitti yani. Ağrıdan. Olur mu? Şimdi çok hoşuma gitti. Selahattin izleniyoruz. Kesinlikle öyle. Hadi Van'daki, Kars'taki değil, 12 milyon Trakya bölgesiyle ilintili olan, Balkanlarla ilintili olan bir kitle var. Yani biz 4 milyonuz ya şu anda bir ayda. Bir kere bile izlese bizim ana hedefimiz inşallah bu ay 12 milyon. İnşallah. Yani Sayın Terzi'ye de teşekkür edelim. Uyduya evet. Çıkma şansını bizlere sağladığı evet, için. Teşekkür Trakya Türkiye. Bir izleyici sormuş bana. Ne diyor? Meclis tatile girdi. Trakya Türk olarak, yayıncı olarak sizler de tatil düşünüyor musunuz diyor. Hicir mi yapmış, espri mi yapmış? Şimdi bizler de medya kuruluşlarında ne yazık ki bayramda da bırakın meclis tatillerini, bayram tatillerini. Hiç ben daha hayatımda pazar tatili de dahil kendime bugün tatil dediğim bir gün olmadı. Gerçekten de olmadı. Yaşar sana izin verelim. Senin tatilin gelmiş. Ben öyle bir alışkanlığım yok. Hani sizin yerinize değirmen altında yaşıyorsun. Kadir Albayrak'ın mor bayraklı kumsalında güneşleniyorsun. Bir de gelmişsin buraya tatil, tatil beldesin ya, desin. Yaşar Polat yapma gözünü seveyim. 3 yıldır ayağımı denize sokmuşluğum yok. Daha öncesini hatırlamıyorum, o yüzden için diyeyim. Olmadı şimdi. Hani şeyden gitsin. Üzüldük. Hani bu engel mi? Tabii ki de değil. Yani biraz sonra gidelim yani. Bir dolunayda ama tam bir şeye karar veriyorum. Sandalyeler içinden yap. Bayramda gidecektim Erzurum'a. Hadi bir memleket gezelim. Bir Karadeniz'i dolaşalım. Öyle oraları dolaşalım. Bayramda ciddi ciddi karar almıştık yani şey yapacağız. Yaşar kilo verdim. Ne oldu? Buradaki maçlar çıktı. Tabii. Tam yani bir planlama yaptık. Burada ama iyi de oldu. Ama senden başkası da yapamazmış. Yok ben değil, ekip yapardı ama hayır, beraber ben Yaşar Polatsız olabileceğine inanmıyorum. Pazartesi günleri artık bundan sonra tek başıma programa çıkacağım.
Yaşar Polat'ı programdan izin verdim. Tatil yapsın benim olduğum günlerde hiç olmazsa. Ben pazartesi günleri artık konuk mu bulurum? Bence tek beraber başına yaparsınız ya. Selahattin'e de yapabilirim. Selahattin vallahi yaparız. Beni yapmayalım. Yaparız. Artık yaparız. Dinleyecek misin benimle Yaşar? Sevgili Selahattin. Ben çok güzel dinlerim. Sen çok dinlemeyeceksin. Güzel. Anlatacaksın. Sen anlatacaksın. Neyse işin esprisi bir tarafta. Aynen devamı sevgili izleyenler. Pazartesi tatil günü yok. Yine beraberiz. Çarşamba günü yine beraberiz. İnşallah güzel güzel programlarımız. Perşembe günleri de gezentiyle birlikte olsunlar. Daha hiç reklam bile yapamadık. Gezenti programı. Bu dünyayı arada geziyoruz, dünyayı, ama evet, köyleri de gezeceğiz. Gerçekten izledim, evde izledim senin programını. Hani bunun yüzün diye değil, yani ulusal düzeyde çok kaliteli bir program. Gezenti programı. Gerçekten de çok güzel bir program. İzleyenlerimize ısrarla tavsiye ediyorum. Şu anda elinizde cep telefonunuzla bizi izliyorsanız oradan hemen Gezenti Nijat Ayvaz yazın ya da Trakya Türk TV açın. Herhangi bir uygulamadan izleyin o programları. Muhakkak izleyin. Gerçekten çok kaliteli. Sağ ol, sağ ol. Bunun yanı sıra güzel bir programımız daha başladı. Onu da bir kez daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Yeni başlayan programlardan. Sağlıkta Bilinmeyenler diye bir program başlattık. Evet, evet. O da güzel bir program. Geçen hafta işte 27 yıl önce kanser hastası bir hastasını iyileştiren, onun zor ameliyatlarına giren, hayata tutulmasına işte katkı sağlayan doktoruyla hastası stüdyomuzda 27 yıl sonra ilk defa muhteşem bir şey geldiler yani, burada ya, bir araya geldiler. Duygu dolu anlar yaşadık. Tabii ki ikisi de yaşlanmış haliyle 27 yıl öncesine göre. Maşallah. Bir araya geldiler, sohbetler ettiler, fotoğraflar verdiler ve buradan duygularını aktardılar. Bu programımız böyle enteresan şeylerle, ilgi çekici konularla devam edecek. Bir tane de çok güzel bir program başladı. Bölgemizin özellikle tarım alanında beklentilerine cevap verebilecek Güne Bakan diye bir programımız başladı. Bu oluşumda emeği geçen KOSGEB Müdürü Sayın Mahmut Şahin, yine Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Sayın İbrahim Toruk Beyefendi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle beraber. Ama yeni bir program daha başlıyor. Bir tane daha başlıyor. Ne adı? Köyümden haber var. Köyümden haber var da Nijat Ayvaz'la yönetmenliği de Serkan Bayındır'ın yapacağı bir programı evet, verelim. Geliyoruz. Gümbür gümbür. Evet. Ama bir gümbür gümbür programı bitirelim artık Yaşar, patladım ben. Bitirelim. Vallahi şey söyleyeyim ben. Şimdi biz bugün sevgili izleyiciler, her çarşamba sevgili Yaşar Polat'la birlikte yapıyoruz. Fakat pazartesi günü televizyonun akışları, yapılan işler vesilesiyle Nijat'la da yapılan program yapılamadı. Gündem çok sıcak. O emekli, ben emekli. Söylenecek çok şey vardı. Gündemin emekli tartışmasını tüketmesini istemedik. Bugün birlikte olalım. Hem iki emekli olarak hem halkı çok iyi dinleyen insanlar olarak bugünü birlikte paylaşalım istedik. Bizim programlarımızda daha böyle küresel vesaire tarzında konuşmalar olduğu için onlara dalıp gündemi de kaçırmayalım. Hepsi birlikte olsun istedik. Sanırım güzel oldu. Güzel oldu. Verimli oldu. Hislere tercüman da olmuş olduk. Yine sürçülisan ettik ise affola diyelim. Ben tekrar benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kapanışı sevgili genel yayın yönetmenimiz evet, Yaşar Polat sanıyorum. Söyleyeceğimiz iyi günler. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. O 4 milyonu öpüyorum ben. Sevgiyle kalın. Vallahi öpüyorum.